başındaki sevgili izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen siz kıymetli misafirlerimiz, hepiniz BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler'e hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizler için hazırlandık. Sizler de hazırsanız Çok Güzel Hareketler başlıyor. Hoş geldiniz. Şimdi skecimiz bakış açısı. Bakış açısı serimiz var. Onu bilenler alkışlayabilir mi? Bilmeyenler çok az. Onlar için hemen kısa özetleyeyim. Bir olay yaşanıyor skeçlerimizde. Bu bir seri. Ve o olayı herkes kendi bakış açısından anlatıyor. Böyle düşünün. Fazla ipucuna gerek yok. Beste ve Hilmi yazdı. Bakış açısı 9 geliyor. İyi seyirler. Say. Sen beni bilemedin, yüreğimi göremedin, kendini bilemedin, yamacıma gelemedin, amacına varamadın, her yeri karaladın, barışı da yaraladın, acımadan aldın. Rüyalara daldın, bal arısı, gök arısı, İstanbul Kalem Arpa Okulu'ndan çıktı, en baba rap işte ya, başına aldırısı. Hay mamını mamını mamının ya! Ne anlatıyorsun kızım sen? Rap yapıyorum baba. He, bir sen kaldıydın rap yapmayan. Ne yapayım? O kadar çok temizlik yapıyorum ki çığırılacak türkü kalmadı. He, hadi oradan. Okuduğumu anlamıyorum. Biraz içimden oku be. Ay iyi tamam. He. Anne, sen de kış şu televizyonun sesini. He, ne anlıyorsun şu Hint dizilerinden Allah'ın sen? Şimdi esası olanın kim olduğu ortaya çıkacak. Ya yine şarkıya girdiler ya. Böyle bir anda da şarkıya girmezsin. Evet. Oha, birinin arabasını çaldım, benim oldu. Harama el uzatma oğlum. Aa, arabaya kızlar da biniyor. Şeytan oyma oğlum. Adam öldürmek de serbest. Lan billahi cehenneme gideceğim diyorsun yani. Sen anlamazsın babaanne, oyun oynuyorum ya. Ne? Bak anlamadın işte. Gerizekalı. Herkese selam. Hadi ben kaçtım. Aa, bir dakika. Nereye kaçtın? Hayırdır? Anneciğim dedim ya arkadaşlarımla sinemaya gideceğim diye. Ben ne dedim? Bakarız dedin. Bakayım. Bir bak. Hayır, geç odana, izin vermiyorum. Yani hadi arkadaşlarım bekliyor. Ne Zeynep, ne? Ne Zeynep'ten ya? Hayır, hiç haberim yok. Hangi filme gideceksiniz? Eyvah babam. Eyvah baban, evet. Babana ne diyeceğiz? Anneciğim artık bir anne olarak kızını kurtaran bir şeyler söyleyeceksin. Oldu canım, hibbet söyleyeyim kızımı kurtaran bir şeyler. Evet anne, suçu güzel söyleyecek. Aa, en güvenli. Yavrum, aa siz de bir şey deyin ya, haberi yok. Kim bu, kim? Ya arkadaşım işte anne, ne kadar uzatıyorsun, gelmiş. Estağfurullah. Merhaba. Geldim. Merhabalar efendim. Merhaba. Ben okulunuzun kızdan arkadaşıyım. Kızınızın okuldan arkadaşıyım. Ben Deniz. Ne? Adın yok mu canım? Adım Deniz. Ha, ben Deniz. Ben Deniz annesiyim. Aa, adaş mıyız? Ay salak. Yok, annesiyim. Nurten de öyle derler yani. Anladım. Çok genç gösteriyorsunuz. Bana sorsanız ablası derdim. Ama ablası yok ki. Gördüğüm kadarıyla siz birbirinizi daha iyi tanımamışsınız. Ablası yok. Hadi biz gidelim çünkü. Nereye ya? Nereye? Daha biz tanışmadık. Merhaba, ben Alper. Ablamın abisiyim. Ya sen de çok genç gösteriyorsun vallahi. Bana sorsan kardeşi derdim. Hakikaten salak ya. Hadi biz gidelim bak seansı. Zeynep. Şurada biraz konuşabilir miyiz anneciğim senle? Biraz evet, konuşabiliriz anneciğim senle. Ben buradayım. Evet. Bana bak, benim gözüm hiç tutmadı bu çocuğu. Ya ne var ya anne, alt tarafa sinemaya gideceğiz çocuklar. İstersen ben aşağıda bekleyebilirim. Hayır, hayır, bekle geleceğim. Ne demek bekle geleceğim ya? Hayır diyorum sana. Ben anne bak, ben eşek miyim burada? Hayır, sen eşek değilsin tabii ki. Senin gerçekten bu evde çamaşır suyu temizlik yapmaktan beynin yanmış olabilir. Sokar mı çamaşır suyu seni? Ne biçim konuşuyorsun sen annenle? Ya hadi ben senin. Arkadaşımın gözlerinde bana vurdu. Ben hiç gözlerinde benim de vururum canım benim. Rencide sen bana vurdu. Oo! Oo! Ne oluyor burada? Bir şey yok ya. Benim için kavga ediyorlar. Sen kimsin lan? Ben Deniz. İsmin ne? Benim adımın sizin ailede bir karşılığı yok mu ya? Sen çekiyorsun.
Siz niye kavga ediyorsunuz orada ya? Ay ben anlatayım Tahsin. Sabahtan beri temizlik yaptım zaten. Ay o kadar yoruldum ki şurada güzel güzel çığırıyordum tüy şeyler. İçeriden bir gelişi vardı ki sorma. Tam olarak şöyle oldu. Yemek falan yapar. Doğru dedin. Ya. Çok teşekkür ederim. Herkese selam. Hadi ben kaçtım. Maşam aynı benim gençliğim. Bir kız. Sorma görmesek. Kızım giyinmeyi unutmuşsun. Dalgındın herhalde anneciğim. Ya kıyafetim bu kadar. Kırbaçla ne yapacaksınız anne? At mı bineceksiniz inşallah? Sen öyle mi? Sana hesap mı vereceğiz? Meral'dan sordum annem. Arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Hem de en arka sırada oturacağız. Anneciğim emin misin en arkadan göremezsiniz filmi? İzleyeceğimizi kim söyledi? Hangi filmi dinleyeceksiniz? Green'i 150 tonu. 50 neyinize yetmedi yavrum? Ya çekil önünden ya. Senden sevmeyeceğim. Sıkıldım. Ama babana ne... Oo, hoşuma gitti. Ama babana ne diyeceğiz Zeynep? Bilirsin ben babana hiç yalan söylemem. Hadi be Erdoğan atma. Yalan söyleyeceksin. Beni koruyacaksa tamam mı kadın? Anladın mı? En güvendiğim arkadaşım geldi. Kızım ama kim bu? Tanıyor muyuz siz? Bir şey Selam bebek. Kızı kulağa gitti. Ne yapıyorsun çocuğum? Sen kimsin? Ben kim miyim? Ben Deniz. 26 yaşındayım. İlişkilerde tam bir toksiyim. Kızınızla biraz eğlendikten sonra onu ardımda bırakıp böyle yapacağım. Serseri ya. Çılgın. Sen kimsin? Ben Nurte. Annesiyim. Dümdüz anne. Olmuyor da şey. Bu da toksik, bu da. Bana fark etmez. Oha. Kızım senle şurada biraz konuşabilir miyiz anneciğim? İyi bakalım, ben buradayım. Selam güzel kadın, ne haber? Banyo lifi mi bu? Kızım bununla mı gideceğiz sinemaya? Babaannene yürüyor bu. Senin bu yakışıklılığın şaka mı? Onun da gönlü var. Yapma anne. Ya ne kadar abarttın ya. Alt tarafı karanlıkta öpüşecek. Hayır anneciğim. Seni öpmesin. Babaannen öpsün. Babaannen. Ya babaannemi de öpmeyi bana göster. Bak şimdi seni bozacağım. Şimdi bozacağım anne. Oo, ne oluyor burada? Sonra da sen geldin Tahsin. Hayır baba böyle bir şey. Ben annemi kırbaçla boğabilir miyim ya? Ne kadar ayıp. Sen benim anama mı yürüyorsun lan? He? Efendim ben sizin ananıza nasıl yürüyeyim? Ananız zor yürüyor zaten. Seninle konuşacağız. Seninle konuşacağız. Bu hikaye böyle mi oldu şimdi yani? Sen... Hayır baba. Ben anlatabilir miyim? Lütfen, lütfen. Bak şimdi ben içeride güzel güzel hazırlanıyordum tamam mı? Annem de burada her zamanki gibi o çirkin, bet sesiyle sinirli sinirli temizlik yapıyordu. Bak tam olarak şöyle oldu. Ben içeride dedim. Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden, seni senden güzelim istiyorum. Kadri Hanım, beni saadet, şadiye bak. Ne var lan? Güzel kızım. Ne var? Bağırım, prensesim. Ne var? Kadife seslim. Sesin ha? Çok güzel ama okudum anlamıyorum yavrum. Bana bak, dinozor. Dinozor mu? Ne diyor? Yaştan sonra okuyup doktor mu olacaksın lan? Sok o gazeteyi bir yere. Allah'tan götüme sok demedi. Ne dedin?
Yok yok, bir şey demedim kızım, ne diyeceğim? Sus, sen sus fosil. Bana bak şu televizyonun sesini kıs, vallahi Hindistan'a gönderirim seni. Aa, bilet alıyorum. Yerdi bilet, yerdi telefonu. Yerdi telefonu. Selamünaleyküm. Bu ne lan? Kime hazırlandın bu kadar? Kimseye hazırlanmadım anneciğim. Gel. Nereye gidiyorsun Zeynep? Anneciğim, dedim ya arkadaşlarımla sinemaya gideceğim diye. Bilmem, ben seni gene evde dinlemiyorum ki. Hangi filme gideceğiniz? Fethiye 1453. Babana ne diyeceğiz Zeynep? Doğruları söyleyeceğiz anneciğim. Yo, babana yalan söylememiz yakışır. Hayır ama babama yalan... Kes! Sen fingir demeye gidiyormuşsun, ben idare ediyormuşum. Hayır ama anneciğim, yok öyle bir şey. Var, var. Hayır, efendim, arkadaşım geldi. Bana bak, uzaktan aç. Ya uzaktan kapıyı nasıl açacağım? Kız, neredesin sen bir saattir? Aşağıda bekliyorum ya. Bu ne lan? Kimsin lan sen? Aa, ben arkadaşım, bu benim bacım. Asıl sen kimsin? Annesiyim. Aa, bana bak, bu sinir ne lan? Vallahi vura vura yok ederim seni ha. Bana bak, kendine gel, vallahi çakarım ha. Aa, ne biçim konuşuyorsun ulan? Ulan mı? Evet, aa, bana hareket yapma, bir tane vurarım. Var ya, çok fena olur ha. Bir daha vur bakayım. Ne olacak? Bu ne lan? Ne var? Elim ayağım titriyor, sinirden dübürtürüm seni. Aşırı sinirleniyorsun sen, hangi burçsun? Akrep. Ay, sokar o. Sokar. Zeynep, şuraya gel. İyi. Zeynep, ben buradayım o zaman. Amcacığım, nasılsın? Bu ne yakışıklılık maşallah. Estağfurullah, senin yakışıklılığın manyak. Gel otur. Kızım, bununla mı gideceksin? İzin vermiyorum. Ne bakıyorsun lan? Bir şey demedim, vallahi yok. Ho, ne oluyor burada? Sonra da sen geldin. Artık. Öldürmüşek, herkese vurdu. Hayır, böyle olmadı ya. Aynen böyle oldu. Bana bir tane çarptı, yerine düşürdü. Çok kötü anne, ne ferahsın anne. Bir dakika, öyle bir dakika. O zaman bu durumda sen bir tehlikeye arz ettin. Yok, yok efendim, öyle şey yok. Var dediler. Var. Hayır, yok öyle bir şey ya. Yok, yok, var, yok. Var baba, gerçekten yok. Benim anladım. Ya sen öyle anlatıyorsun, sen öyle anlatıyorsun. Bu hikayenin aslı nedir ya? Ben anlatayım. Ben geldiğimde aslında şöyle oldu. Kim bu, kim? Adı ne? Annesi kim? Ya, babası kim? Anne, gelsin. Gelsin, bana niye soruyorsun? Çocuk... Geldi, tamam, ona sorarsın, tamam mı? Hayır, Maya, bak, beğenmezsem gönderirim. Ya, bir sakin ol anne, lütfen bak. Bir gün bir sahabe çölde yürüyor. Bir deve görüyor. Ey deve diyor, senin boynun neden eğri? Deve diyor, vallahi ben bir şey bilmiyorum. Bize de bir şey... Takke düştü. Ne anlatıyorsun lan sen? Ben ama tam dinlemediniz. Bakın ben... Lan deme. Çakacağım şimdi tamam, bir tane. Tamam. Ay, sana soran oldum. Neyse, seninle sonra konuşacağız. Tabii. Ya bak, bak beni delirttiniz ha. Siz niye kavga ediyorsunuz? Baba, kurban oldum. Sen anlat şu işin aslını. Bunlar neden kavga ediyor ya? Ben mi anlatacağım şimdi de? He. Bak şimdi, ben gazete okuyordum. Tam olarak şöyle oldu. Okuduğumu anlamıyorum. Kameralarımıza saldırdı. Ahar yakutsan budu da kuşuklattı. Arda Güler gol attı. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Peynire %43 zam geldi. Emekli gün sayıyor. Ekonomik kriz geldi mi? Değişim saatindeyim, yolcu alamam diyen taksici saçlarını boyattı. Sağlıklı beslenmenin sırrı kereviz. Ünlü manken bakın nerede yakalandı? Dilan Polat gözaltı kremi istedi. Karar meclisten geçmedi. İlk Türk astronot uzayda top oynadı. Kerimcan eril oldu. Oo, üstümüzden büyük bir yük kalktı vallahi. İyi oldu, iyi oldu. Oo, neler oluyor burada? Oğlum ne bileyim, ben gazete okuyordum ya. Yaman şimdi sen giriyorsun bize burada baba, Allah aşkına. Ne anlatıyorsun baba ya? Allah Allah, biz de kim? Seni dinliyoruz burada. Okuduklarını bize söylüyorsun oradan ya. Allah'ım ya Rabbim.
Bak bana surat ama. Anne. Ya. Sen anlat ne oldu burada? Şimdi sıra bana mı geldi? He, sana geldi sıra. Bak şimdi. Ben böyle güzel güzel dizimi izliyordum. Aynen de şöyle oldu. Okuduğum anlamati, antini kontini. Curi, kuri kuri lo kuri. E kuri kuri curi di. Cigure, ben sinemaya gidelim. Kes! İzin vermiyor. Gidemezsin. İşte aynen böyle oldu. Ya anne ne anlatıyorsun? Allah'ın adını verdim ya. İzliyorsun bütün gün Hint dizilerini. Gelmişsin burada bizden. Allah'ım. Sen ne ara indin? Ben sünnet çocuğu gibi kaldım böyle. Seninle konuşacağız. Tabii. Sen dur. Alper. Efendim baba. Gel buraya. Sana hiç güvenmiyorum biliyorsun. Biliyorum. Fakat başka şansım kalmadı. Evet. Bir sen anlat bakalım bu olay nasıl oldu? Anlatayım baba. Ben oyun oynuyordum. Aynen şöyle oldu. Sen geldin baba, bastın bunları, bastıt oldu bunlar. Anladın mı? Çok iyi anlattım ya. Çok iyi anlattın lan. Değil mi? Vallahi çok iyi anlattın, yemin ediyorum ya. Sen şimdi şey yap, git babaannenle dedeni al, içeride onlarla tamam. Otur, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Nasıl anlattın dede? Çok güzel anlattın, iyi anlattın da seni bu salak baban anlamıyor. Ya ben ne güzel dizimi izliyordum, kule. Biz neden bu kızdan sonra durmadık? İşte. Neden bu çocuk? Neyse. Hiçbir şey anlamadım. Baştan onu söyleyeyim. Hiçbir şey anlamadım. Siz neden kavga ettiğinizi çözemedim. Ayrıca bu çocuk kim onu hiç çözemedim. Efendim ben kızınızın erkek arkadaşıyım. Okulda tanıştık. Gayet de seviyorum. O da beni seviyor. Ciddi düşünüyoruz. Bugün izin verirseniz arkadaşlarımızla sinemaya gitmek istiyoruz. Demek kızımın erkek arkadaşısın. Gör. Demek erkek arkadaşısın. Gör. Neyse. Öpeceğim mi? Ne olacak? Yok yok. En azından dürüst çocuksun. Gör. Çakarım ağzına hani. Evet. Bak. Vav, kızacağım ama artık ha. Kızacağım ama. Seninle dışarıda biraz konuşalım. Tabii efendim, konuşalım. Siz de şu kendi aranızdaki meseleyi çözün. Ben elimin çiçekleri böyle kavga etsin, gürültü etsin istemiyorum ona göre. Gel bakalım. Buyurun efendim. Dürüstlük önemli, aferin. Dürüst olacağım. Bu hayatta dürüst olacaksın. Severim dürüst adamı. Ben dürüstüm ha.
Ben neysem ben bu evde, ben neysem ben annemiyim be. Ben annemiyim, saksı mıyım ben, neysem ben artık bu evde. Neysem ben, eşek miyim, eşek başı mıyım? Annemiyim ben, neyim ben, neyim? Adım anne ama annemiyim ben, annemiyim. İzin verdin mi anneciğim? Ben izin versem ne olacak? Aldın ya babandan izni. Saçmalama anneciğim ya, senden aldığım izin de çok önemli. He. He. Vallahi mi kız? Vallahi. Oy. Kızım ne yapayım ben? Senin adına endişelendiğimden böyle paranoyaklık yapıyorum, biliyorsun. Biliyorum anneciğim, haklısın. Ben de bir anda kapının önünde görünce şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim ya. Bir de anneye yalan söylemek. Ben zaten söylemiyorum anneciğim ya. Bir şey gizlemek de yok. Yok, yok. İyi. Gel buraya. Ne ara büyüdün sen? Canım anam. İyi, hadi git. Tamam Sinem'e. İçi bana bak. En önde oturacaksınız. Boynum tutulacak. Eve geldiğinde göreceğim ha. Tabii ki kızın önünden izleyeceğiz ya. Ne demek lan? Sinemada öpüşeceğiz. Efendim, dürüstlük. Başlarım senin dürüstlüğü. Hayır, hayır, baba. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir tane vururum. Aa bak ya, ne yapıyorsun? Hayır. Çok güzel hareket diyenler. Peki zil diyenler. Güzel başladık mı? O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Şimdiki skecimizin adı Ayfer Parti. Şöyle bir şey, Ayfer diye bir karakterimiz var. Bir de onu tanıştırdıkları bir arkadaşımız var. İki genç evlilik baskısı görüyorlar ailelerinden. Onların başına neler gelecek onu izleyeceğiz. Ayfer Parti geliyor. Cenan adı güzel yazdı. İyi seyirler. Hani düzenli yaparsak kilo veririz. Yalnız bir dakika. Bence ben bir iki kilo verdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, gerçekten. Bizi bir 5 dakika daha izleseydin buharlaşacaktın. Sesi ona bak. İçeride çocuk uyuyor. Ne olursunuz. Hadi yiyin, yiyin. Size o kadar şey yaptım. Pasta yaptım, kısır yaptım. Kız İkbal, bu baklava ne kadar güzel olmuş. Aa canım benim. O hazır ya. Ben onu pastaneden aldım. He. Zaten bu elmalı kurabiye daha güzel olmuş. Hmm, canım o da hazır. Onu da pastaneden aldım. He. Ama bu pastaneler çok bozdu. Bu havuçlu keki hiç beğenmedim. Bir tek onu ben yaptım. Ben bu kadını niye övemiyorum ya? Vallahi ama yalan olmasın. Ben de hiç beğenmedim. Bunun tarifini versene. Hani beğenmemiştiniz? Kız işte tarifini ver de böyle yapmayalım. Ama bak çok aşağılayıcı gidiyorsunuz benim yüzüme yüzüme. Ne olur ya. Dalga geçiyorsunuz. Geçeceğiz tabii abla. Sen bana body shaming yaparken iyiydin.
O ne ya? Ben bilmediğim bir şeyi yapmam Sultan. E keki yapmışım ama. Nasıl ya? Ya tatlınız yani kekime ya. Ya. Ne oluyor ya böyle? Ya binanın alarmı ötüyor sandım. Yok bir şey yok. Hacer teyzen ötüyor. Ay ben güldüm sadece sanki sultan. Ay 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 kim uyanmış? Padişah uyanmış. Paşa gelmiş paşa. Ay 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 şehzade gelmiş şehzade. Dük gelmiş dük. Dük ne kız? Dümdük geldi. Allah'ım ne kadar cahiller. Cahiller sohbeti kesmem gerek. Ne diyorsun ya? Anneciğim biz mi uyandırdık seni? Ya yok yok anne ben uyanalı çok oldu zaten. Arkadaşlar gelecek çıkacağım. Bak arkadaşlarıyla çıkacağım Jeli maşallah. Şişt, sen büyü ben seni kızıma alacağım. Ecel teyze senin kızın 40 yaşında iki çocuğu var evli. Ay ben o detayı kaçırmışım ya. Ama hani sen diyordun ya küçükken, ben büyüyünce Şengül ablayla evleneceğim diyordun. E o zaman da abla diyormuşum yani. Birinin anlaması gerekmez mi? Doğru ya, ben onu kızım. Ne güzel bıcır bıcır konuşuyor. Maşallah sana. Ah, öyledir, öyledir. 5 yaşında başladı konuşmaya. Ay. Maşallah, maşallah. Biraz daha beklese az önce ilk konuşmasına şahit olacağız. dersler nasıl yavru? Hacer teyze, 7 yıl önce benim okul bitti. Allah Allah, ben nerede bıraktım bu çocuğu ya? Ne? Şimdi ne iş yapıyorsun? İşte okul bitince bir pazarlama şirketine girdim. İşte daha yeni terfi aldım. Pazarlama müdürünün yardımcısı oldum, müdür yardımcısı. Ay, aferin sana. Müdürüne yardımcı olman ne kadar güzel bir şey. Tabii tabii, evlilik düşünüyor musun? Aa, inşallah. Kısmetse neden olmaz? Yok yok ya, hiç öyle acelem yok zaten. Çok zor evlilik falan. Evet evet, yok yok. Hiç acelemiz yok. Bu işler böyle zamanla oluşuyor. Anneciğim sen şey yapsana, içeri git sana bir tabak hazırladım. Onu al, gel, ye anne, orada. Çıkacağım ama çok koymasaydım. Azıcık koydum. Hadi. Nerede, mutfakta mı? Mutfakta. Aç karnına çıkma bir tane. Havuç çok güzel. Hadi. Havuçlu keki al. Kızlar, size bir şey söyleyeceğim. Ben var ya ne yapacağım bilmiyorum. Bu çocuğun hiç evlilikte gözü kulağı yok ya. Yarın öbür gün neydi belirsiz biri getirecek diye çok korkuyorum. Yok mu şöyle çevrenizde böyle hanım hanımcık bize hep kız tanıştırsa? Benim aklımda biri var ama. Kim? Kızım işte. Aman. Zorlama be kadın. Evli senin kız işte. Ay o damadı hiç sevmiyorum ya. Ya Allah'ını seversin damattan da. Bırak Allah'ını seversin. Ay Gülsüm abla ne diyeceğim? Senin Ayfer olmaz mı? Bak. Ayfer? Bak bilemedim şimdi. Ha Ayfer de evlilik çağına geldi. Ay bir tanıştırsak belki birbirlerini beğenirler. Kız Ayfer gelecek birazdan seninki çıkmadan yakalarsa bir karşılaşırlar. Dünür mü oluyoruz? Ay vallahi boşanırsa dünür oluyoruz. Dünür! Keşke benimle dünür olsan İkbal. Çok kıskandım şu anda sen ya. Sen çok kıskanç bir kadın olmaya başlamışsın. Ay geldi. Ayfer mi geldi acaba? Bir bakayım başına. İyi salaklığın üstüne geldi. Ay 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 dünya güzeli gelmiş canım. Hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk İkbal teyzeciğim. Öpeyim, merhaba. Ay pek saygılı, maşallah. Öpeyim efendim. Kızım güneşte mi kaldın yanmacısın? Anneciğim. El öpenlerin çok olsun anneciğim. Öpeyim efendim. Sultan koyduk mu? Ne yapıyorsun? Salak benden 5 yaş küçük ha yaptığı havaya bak. Elimi öptürür müyüm? Köpeksin hadi. Ay, ay tamam şey bir oturun oturun haydi otur. Kızım sen gel oturma bir tane. Kesin bir şöyle bir ayakta dur şöyle bir süzül bak. Çok güzel. Ferit oğlum bir gelir misin? Bak bak kim gelmiş? Oo, bu kim? Anneciğim işte Gülsüm teyzenin kızı Ayfer bir tanışalım. Ha, merhaba hoş geldin. Hoş buldum efendim. Bu kız görmüyor mu? Yok canım görüyor, yere bakıyor işte. Niye, bir şeyini mi düşürdü? Benim kızım Ayfer çok saygılıdır da ondan. Kime saygılı, parkeye mi? Bence komik. Ya tamam şey yapmayalım, misafir de. Dolma falan yer misin? Teşekkür ederim efendim. Yer misin yani? Sağ olun. Ben anlaşamıyorum. Yok, öyle düşünme şey. Anneciğim sen tatlı falan almamışsın, ben sana bir koşta. Hiç zahmet etme İkbal teyzeciğim. Ben getiririm. Siz yorulmayın. Ay canım benim ne kadar kibarsın. Tamam mutfak et. Lütfen. Ben mutfağı kendim bulurum. Siz hiç yorulmayın. Ben hemen getiriyorum anneciğim. Getir canım. Getir. Benim kızdan getir. Biliyor musunuz? Ne kadar kibar bir kız. Utanmasa benim yerime konuşacağım. Sakalıya gidelim. Ayfer'e ne diyorsun? Bak,
Lan ne demeliyim ki? Ya kız Sultan öyle hemen söylenir mi? Alıştıra alıştıra söyleyeceksin. Ferit, Ayfer'le seni evlendireceğiz. Sen şimdi alıştıra alıştıra mı söyledin abla? Sen söyleyince alışmış oldu çocuk işte. Abla ben seninle savaşmayacağım lütfen. Savaşma zaten, seviş. Bismillahirrahmanirrahim. Yok, sevelim birbirimizi anlamında diyorum. Ya siz böyle şeylere kafanızı takmayın, tamam mı? Ne gerek var ya? Ama ne kadar kibar bir kızdı değil mi? Ne kadar saygılıydı. Aynı anası gibi. Hı? Hem ne demişler, anasına bak kızına al. Ben niye anasına bakayım ya? Yavrum sen de o gözle bakma, çakacağım bir tane ya. Evet. Şunları döverim seni benim sinirlerim. Olsun. Hacı. Ama ne diyeyim ya? Hacı. Allah aşkına. Ne oldu? Ayfer geliyor, Ayfer bunu değiştirmiş. He, ya sen o Semih'i neden milli takıma almıyorsun ya? Başka forvet mi var elinde? Hiç. Abla yemin ediyorum çok değişik bir insansın. He, tatlı. Buyurun efendim. Bu ne, eyvallah gibi bir şey mi? Böyle olmadı. Buyurun efendim. Sen ne yapıyorsun? İki tepsiyi tut. Heh, tut öyle. Ben kapatayım. Aa! Ne oluyor ya? Aa! Siz alın, ben bakmıyorum. Post makinesi uzatır gibi ya. Şifre mi gireceğim ben? Tamam, ver, sağ ol. Ay çok kibar bir kız ya. Şimdi kendi kızım diye söylemiyorum, çok düşüncelidir. Vallahi hiç gezmesi yok, sosyal medyası yok. Okuldan kursa, kurstan okula. Kız biraz da kız konuşsun sus. Aa olur mu öyle şey? Ben annemin üzerine laf söyleyemem. Maşallah Allah'ım ya. Bu kız beni çok bayıyor ya. Bana bak. Abla, sen hadi bize havuçlu tarçınlı kekin tarifini ver mutfakta. Hani beğenmemiştiniz köpekle? Abla, ben beğenmeyeceğim. Şimdi anladım. Biz kalkalım da bir mutfağa bakalım. He, siz de biraz konuşun, sohbet edin. Hadi gel, bakalım. Gel, gidip bir konuşalım. Gel. Gel Ayfer. Sohbet ediniz. Nasıl? Ha, kız, tamam. Ağır geldi, kaldıramadın herhalde. Görüşürüz yavrum. Annem de ıssız adam gibi herkese havuçlu tarçınlı kekin tarifini veriyor. Hani var ya ıssız adam sarma yerken, ada ben ayrılmak istiyorum. Ne anlatıyorsun lan yavşak? O ne demek ya? Bitin yavrusu. Efendim abla? Ne yapması lan? Hırt. Tırt mırt, ne biçim konuşmalar bu? Ne oluyor, senin gibi kıza yakışıyor mu hiç ya? Nasıl kızmışım ben? Yani tatlı, güzel, sempatik. Bak saçlarını örmüşsün, ne güzel. Sen bana Kezban mı demek istiyorsun oğlum? Aa, kel miydin lan sen? Lan gerizekalı, ne keli? Saçım kısa, örülmüyor. Ne yapayım? Aa, yazıklar olsun. Senin adın Ayfer değil, Alev falandır lan kesin. Ya ne Alevi ya? Bana bak. Annemler gelince sen beni beğendin mi ya? Yani beğendim. Güzel kızsın şimdi. Yalan yok da ya. Beğenme. Beni beğenme. Bak zaten beni tanımıyorsun bile. Ben seni üzerim oğlum. Ben var ya seni mahvederim, haşat ederim. Böyle pavyondan bardan çıkmam ben. Evde mal gibi beklersin beni ha. Pavyon ne alaka ya? He. Dizilerde görünce özeniyorsunuz, hoşunuza gidiyor. Ben gidince... Allah, senin içinden ne iğrenç bir şey çıktı be. Bana bak. Annemler gelince beni beğenmediğini söyleyeceksin. Niye ben söylüyorum? Sen söyle. Oğlum. Beni tatmaz onlar. Sen söyleyeceksin. Allah Allah, söylemiyorum kardeşim. Sen söyle, ben ne söyleyeceğim? Bana bak konçerto, söyleyeceksin seni var ya. Konçerto ne lan, pislik? Çık, bana mı vuracaksın? Söyleyeceksin. Bana mı vuracaksın? Oğlum, üstüme bana... Anne, bana mı vuracaksın? Ha? Anne, bana mı vuracaksın lan? Ne yapıyorsun manyak? Anne, gelin. Gelin tabii, gelin. İnşallah gelin. Ha, gelin, gelin. Anasına bak, kızını al dediniz, bu manyak çık. Gel lan anasına bak, çabuk. Ay, ay, aşağı, ne yapıyorsun? Bu güzel, bu ektirmiş bu, tamam. Bu ne oluyor canım benim ya? Ne oluyor? Ne oluyor kızı? Ne oldu? Oğlunuz... Saçın başın oğlunuz çok şey istiyor benden. Ben ilişkiye hazır değilim dedi anne. Oo! Ben mi dedim onu? Desin anneciğim, desin, zamanla alışır. Ama ben seni üzerim dedi anne. Vallahi ben demedim, o dedi ya bunu. Ay ama kızım, hangi birimiz evliliğimizde üzülmedi? Ama bardan, pavyondan çıkmam dedi. Tamam kızım, çıkmasın. Pavyon şu ara çok mu? Anne ben demedim Allah, pavyon dedim. Bu bir şey dedi demin. Hayır ya, ben demedim Ferit Bey. Bey mi? Şimdi bey mi olduk? Sen bana şey de ya, yavuşak de bana ya. Ha? Anne o ne öyle? Bir din yavrusu. Aa, ama İlhan teyzeciğim, siz bit değilsiniz ki. Ah, vallahi kafayı yiyeceğim. Bana bak, kel manyak. Hayır, kızgın bak, konuş benimle. Bak kız nerede çocuğu? Böyle olmaz. Erkeğin yanında böyle asi asi davranmayacaksın. Huyuna suyuna gideceksin Ayfer.
Ben tamam, ben gidiyorum. Ayförüm, ayför diyor. Herkes manyak. Bu nedir ya? Hadi. Neredesin oğlum ya? Aşağıda seni bekliyoruz. Neredesin ya? Tamam, bakmadık mesajlara ya. Gün varmış, çıkamadım. Hadi çıkalım, yürü. Aa, gün mü var? İfade teyze selamlar. Ya. Yine havuçlu, tarçınlı tip keki yaptın mı? Yaptım. Tamam, ben bir börek alabilir miyim? Aa, Ayfer ne haber? Aha! Ayfer mi? Sen nereden biliyorsun lan Ayfer'i? Şeyden... Buradaki teyzelerden biri Ayfer'in annesi olabilir mi? Ona göre cevap vereceğim. Her şey duyuluyor. Gerizekalı. Sen nereden tanıyorsun yavrum Ayfer'i? Tanımıyorum ki. Ya Ayfer dedi. Salladım, tuttu. Lan vurma. Lan mı? He, söyle. Bir dakika şimdi. Bir lanlı falan bir terbiye. Sen Ayfer diyorsun. Sen Ayfer diyorsun. Aynı insan mı lan bunlar? Aynı. Ben evde Ayfer değil. Diyorum. Nereden tanıyorsun? Söyle oğlum. Ya tamam oğlum, çok önemli bir şey değil. Niye bu kadar panik yaptın ya? Söyle. Telefoncuyum ben. O da telefon kabının kırılmaz camı kırılmış. Ben de onu değiştirdim. Evet. Ya, sonra bakıştık. Ne? Sonra flörtleştik. Allah! Sonra Instagram'dan takipleştik. Allah! Sonra Twitter'dan yazıştık. Ay, değil mi? WhatsApp'tan konuştuk. Snap'ten fotolaştık. Bir şey yok yani. Oğlum ne bir şey yok? Bir iletişim kurmadığınız e-devlet kalmış. Nasıl bir şey yok? Maşallah Ayfer, her masada varsın kız. Vallahi Ayfer'i hiç yakıştıramadım Çetmet. Evet öyle, tanımadığın erkeklerle falan çok ayıp oldu ayıp bence. Şey ama biz yani. Ayfer sus! Rezil ettin beni konu komşuya Allah. Ya ben senden hiç bunları beklemezdim anne. Ben seni böyle mi yetiştirdim ha? Vallahi beklemezdim. Bir de kel kel. Onu bir de kel. Ne kel lan? Biz bunu 3 ay konuşuruz, doğru söyledin. Rezil ettin. Anne benden ne beklerdin? Ne beklerdin benden? Oyalanayım diye gönderdiğiniz dikiş kursuna gidip gelmemi mi? Sırf siz istiyorsunuz diye tanımadığım biriyle evlenip mutsuz olmam mı? Ya şu çocuğa sabahtan beri neler uydurdum şu çocuk için. Demediniz ki olmaz. Bu çocuk dediniz doğrudur. Erkek o doğrudur dediniz. Anne benim doğru insan olmam için ne yapmam gerekiyor? Erkek olmam mı? Özür dilerim anne, ben erkek olamam. Doğru insan da olamam. Anne ben... Ama hani öyle kuru kuru bir özür dileyeydin bari. Sultan diledi, o diledi işte. Ya öyle de sayınca şimdi bilmeden de şey yapmışız, kusura bakma ya ama yani böyle iyi ders verdin bu arada. Tatlı kızsın da. Aa. Yani şey ama bir özür de dile be yani bana. Neler söyledin, neler uydurdun benim için. Ya senden de özür dileyeceğim be, bit yavrum. Ay Allah! Lan! Çok güzel hareket diyenler. Peki zil diyenler. Skecin yazarı Cenan. Cenan'ı çağırıyoruz zil çalmak üzere. Hani şu gibi. Hani. Emeğinize sağlık, sağ olun. Çok güzel oynadılar bence. Tatlı tatlı oynadılar, öyle değil mi? Yani böyle çok köpüren reaksiyon olması da belki seyirci kopmak istemedi hikayeden. O yüzden olabilir mi diye. Evet, tatlı tatlı izledik. Güzeldi evet. Ya, eğlenceliydi. Bu kızın içinden bir şey çıkacağını tahmin eden var mıydı? Yoktu abi, reaksiyonu duymadın mı? Evet. Seyirciden şey geldi, ooo falan. Seyirci gülemedi ona. Hani şaşırdı ya, o an başka bir duygu yaşadı. İstediğim de buydu. Bravo Cenan. Efendim şimdiki skecimiz terfi ile alakalı. Hayatımızda şöyle şeyler olur. Önemli bir gelişme olduğunda genelde etrafımızdaki insanlar der ki olana kadar söyleme. Aman söyleme nazar değer, aman söyleme olmaz.
Genelde böyle söylerler. Şimdi skecimiz de bununla alakalı. Terfi kanunu geliyor. Engin ve Ömer yazdı. Kocaman alkışlarınızla iyi seyirler, iyi eğlenceler. Efendim. Oh, Allah'ım sana şükür Niyazi abim. İyisin abi. Canım hoş geldin. Ne yapıyorsun lan? Abi gel geç. Kurban olayım. Ben dün akşamdan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Bu kadar içme bir daha abi. Ya gözünü seveyim ya. Oğlum sen şimdi bana haber veriyorsun. Diyorsun ki abi diyorsun terfi olacaksın diyorsun. Sonra dedin ki içme. Nasıl içmeyeyim oğlum ben ya? Ama bak abinin bir özelliği var. Ne kadar içerse içsin abinin asla kontrolü kaybetmez. Buyur abi. Ayakkabıların dün akşam mekanını unutmuşsun. Şeyle... Ben arabayla geldiğim için ayakkabıya gerek kalmamıştır diye. Arabayla gelmemişsin abi. Polis arabayı çekmiş. Bir de o kafayla araç kullanmaya çalışmışsın. Taksiye binmişimdir de ondan gerek. Ne taksiye de binmemişsin abi. Koşarak gelmişsin. Koşarak mı? Ama evin yolunu bulmuşum işte lan. Bulamamışsın abi. Şirkete gitmişsin. Samet seni almış getirmiş. Ay, tamam işte kapıyı bulmuşum. Kapıyı bulmuşsun da içeri girmemişsin abi. Üstündekileri çıkartıp çıplak şekilde koşmuşsun. Haberlerdesin. Millet seni hep çekmiş. Aç kalan aylar şehre indi. Buyur. Ana! Şu sensin bak. Hakikaten ayı gibiyim lan. İkinci sayfada varsın. İşin kötüsü birinci sayfada da var. Hakikaten birinci sayfada da varım. Bak. Evet. Spor sayfasında da varım lan. İşte koşunca spor sayfasına da konulmuşsun. Allah Allah. Neyse ben sen iyisin diye, iyi misin diye hani. Geleyim ayakkabıları da bırakayım dedim. Sağ olasın ya. Ben kaçıyorum abi bunları da şöyle münasip bir yere. Tamam o şey yap. O sen dedin ya hani bir terfi merfi bir şeyler dedin ya hani dün. Abi bir saate belli olacak. Bir saate belli olacak. Tamam o zaman yarım saate ararlar beni değil mi? Abi rica edeceğim bak Mert Bey'le görüştük bir tamam. Saate belli olacak. 20 dakika sonra ararım ben herhalde. Abi bir saat diyorum ya. Bir saat değil 15 dakikaya mı ararlar? Abi. 15 dakika her durumda titriyor. Telefon titriyor. Aha arıyorlar ha. Arıyor olamazlar abi. Ali babacan mesaj atmış ya. Değil. Tamam. Neyse. Ama ararım. 2-3 dakikaya ararım herhalde. Abi bak sana bir şey söyleyeceğim. Bak ha. Çok fazla dile getirme. Bunu çok fazla söyleme. Sen bunu hep yapıyorsun. Niye yapıyorsun? Çok istiyorsun abi. Evet. Çok isteme. Niye? Bak ne demişler? Kim? Bir şeyin olma olasılığı ee? O şeyi isteme olasılığına ters orantılıdır. Yani bir şeyi ne kadar çok istersen olma olasılığı o kadar azalır. Kim söylüyor bunu? Edward Murphy. Edward Murphy. Aynı şey söylüyor. Ya tamam kim dediyse dedi ya. Kim dediyse dedi sen şey yap. Abi bak sen çok söyleme. Söyleme abi. Çok dillendirmeyeyim mi? Çok dillendirme tamam, ya. Tamam unuttum gitti lan. Hah? Unuttum gitti. Güzel. Sen de az önce ne dedin bana ya sen? Güzel. Yok mesela unuttum. Abi, tamam. Sen, bir dakika. Sen kimsin lan? Abi. Yok unuttum. Tamam abi. Unuttum mesela. Abartma. Bu nasıl cennetsi? Tamam. Neredeyim? Tamam. Yok mesela. Güzel. Neden? Unuttum yok. Tamam abarttın ama. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi selam söyle çocuklar. Tamam hadi. Hadi. Allah Allah ya. İnsanın birdenbire böyle söyleyince unutamaması da geliyor. Bir şekilde. Neyi unuttun lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Merhaba Niyazi abi. Merhaba kapıcımız, canımız. Var mı bir haber? Neyden bir haber var mı? Abi hatırlamıyor musun ya? Dün yemekten sonra sen bana geldin. Bayağı mutluydun. Kafa bayağı iyiydi. Hatta beni bayağı öptün. Nasıl öptüm lan? Mutluluktan ya. Lan onu mu söyleyeyim? Nasıl öptüm? Ha şöyle abi. Tamam bitme. Yani yanaktan öptün abi. O manada yani. Sevinçten öptün. Bir de dedin ki terfi mi ne? Şey dedin. Sus. Ben dedim müdür olacağım. Bas bas bağırdın. Hayır, bütün hayır. Mahalle duysun. Ben müdür olacağım. Terfiyi alacağım. Oğlum sus lan. Sus lan. Sus lan. Tam çık yürü git. Yok öyle bir şey ya. Ben de merak ettim abi. Hani haberi geldi mi diye. Çünkü dedin ki eğer dedin terfi alırsam dedin sana %100 zam yapacağım dedin. Senin... yok öyle bir şey yok. Yalan onlar. Onları unutuyoruz tamam mı? Hadi.
Peki beni öpmeler, koklamalar onlar da mı yalan? Oğlum sen manyak mısın lan? Abi ne bileyim, beni seviyorsun diye o biraz hoşuma gitmişti yani. Allah Allah. Orada abi. Çık yürü lan, manyağa bak ya. Bir de bunu nasıl uğraşıyoruz ya? Deli miydin? Aa, Niyazi. Ne? Ne oldu, ne korktun? Ne bileyim. Gitti mi Fikret? Gitmiş mi bakayım? Evet, yok gitmiş. Gitmiş mi? He. Sen görmedin mi çıktığını? Ne tuvalete kadar gitmişim, baktım yok. Aa! Ha, yok. İyi, gel gel. Ne oldu? Ne olmuş? Niye gelmiş öyle apar topar da? Niye gitmiş sonra apar topar? Unutma, Murphy kanunları. Kimseye terfi beklediğini söyleme. Niyazi. Ne? Ay niye gitmiş Fikret? Niye gelmiş Fikret? Ne olmuş? Çok güzel daldım. Gel sen de dal bak şurada. Şöyle bak. Ne yapıyorsun ya? Bir söylesene. Ne olmuş ya? Benden mi saklıyorsun? Niyazi, at! Kapı çaldı. Kapı ya, çaldı. Niyazi. Söylesene Niyazi. Kapı çalıyor. Selamun aleyküm Niyazi abi. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Bakkal. İyi, var mı bir gelişme? Bir gelişme var mı ya? Ne gibi bir gelişme lan? Hani dedin ya, terfi olacağım dedin ya. Oğlum sana da mı söyledim lan? Niye? Öyle yok ya, yalan onlar. Yok öyle bir şey yok. Nasıl yok ya? Yok yok, öyle bir şey yok. Ya söyledin ya bana, dedin terfi alacağım dedin. İşte o yok, yalan olmuş. Allah Allah, gör. Lan sana ne benim terfimde, sana ne? Ne demek bana ne ya? Borçlar birikti, görmüyor mu ya? Lan hakikaten birikmiş, nasıl kabarmış lan? Yok, bu yağmur yağdı üstüne, ondan kabardı ya. Ha. Çok önemli değil. Tamam, yani. Yok öyle bir şey. Hadi. Yok, çık, defol. O zaman sana bundan sonra yağmurlu havada su, kapalı havada ayran, açık havada da gaz olacak. Hadi bakalım. Açık ayran var mı? Kapalı ister misin? Yok. İki tane yazayım mı? Yaz. Tamam, kaç lira vereceğim? Siktir git. Ne oldu, ne bağırdı sonunda? Ne diyor? Deli midir nedir ya? Ne olmuş, ne demiş? Ne demiş? Ne diyor? Öyle bir şey yok. Ya Niyaz ya? Ne var? Hani birbirimizden bir şey saklamayacaktın? Ben senden bir şey saklamıyorum. Yalan söylüyorsun. Hayır, 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 hayır. Bak. Yalan söylüyorsun. Öyle dönme mabadını bana ya. Mabadını dönme, bana bakar mısın? Gerçekten öyle bir şey yok. Sen nereden uyduruyorsun bunu ya? Dün gece müdürüm diye sayıkladın Niyazi. Allah Allah, müdürüm dedi o da. Neyse. Ne var yok, yok. Aranızda? Yok kızım, bir ne şey. Ne var müdürle aranızda? Kızım saçmalama, öyle bir şey olabilir mi ya? Sen kapı çalıyor, bu kapıda susmadı ya bir türlü. Ya. Kapının azizliğine uğradık. Merhabalar ne Niyazi var lan? Bey. Ne var bunu? Ne var? Tamam lan, evet. Tedbir bekliyorum. Tamam mı? Mançımanda %110 yapılacak. Bekliyorum ama. Haberi gelmedi. Tamam, tamam, okey. Bekliyorum. Zam mı? He? Zam. Gerçekten zam mı alacaksınız? Sana söylemedim mi? Hayır. Ya hayırlı uğurlu olsun ya. Sağ vallahi ol. Çok sevindim. Ben de evde kara kara düşünüyorum şimdi. İnsanların durumu belli. Ben de böyle hani ev kirası konusunu, zammını nasıl konuşacağım diye falan merak ediyordum. Ha, şu bizim ev kirası zammını bir konuşalım ya. Onu konuşmaya mı sen? Evet. Yalan ya, yok yok öyle bir şey yok. Yok yok öyle bir şey yok. Nedir ya, şimdi bas bas bağırdın ya ben terfi alıyorum tamam, diye. Tamam, az önce diyen de bendim, şimdi bunu diyen de benim. Buna niye inanmıyorsun da ona inanıyorsun? Allah ya, kafayı mı? Allah Allah. Ne oluyor, ne bağırış çağırış? Anne geç, bir şey yok, bir şey yok. Baba ne yapıyorsun baba? Allah'ım bak, doğru düzgün konuş seni. Var ya, şamar manyağı yaparım ha. Anne geç, tamam problem yok ya. Gel odur. Gel anne, Niyazi bugün bir gerginliği anlamadım. Bir niye? Şey söylemiyor ya. Gergin mi? Başlarım onun gerginliğini. Ver şu törneyi de döveyim onu. Ya anne ama tamam ya. Yağlı yoğurlu konuşma, babanı fırlatırım kafana ha. Öyle ne alakası var ya? Nasıl döndü dolaştı bana gördü? Bir türlü geldiniz de beri burada adamla bir şey konuşmaya çalışıyorum, ettiğin laflara bak ya. Ne konuşmaya çalışıyorsun? Susmadınız ki ya, annem derdini. Ya tamam, sakin olun abi. Şu konuyu bir konuşalım, sakin olun ya. Allah Allah. Şimdi Niyazi Bey, ne var? Şenlik var, haber mi geldi ya? Lan sus oğlum lan. Yoksa bu mutluluk çığlıkları mı ya Niyazi Bey? Ne oluyor? Oğlum ama. Almıştır terfi ya. Almış mı abi? Almış mı abi? Almış mı abi? Ne oldu ya? Seni kim yaptırdı? Ne o hepiniz geldiniz üstüme üstüme ya, Allah Allah. Evet lan tamam. Ne oldu ya? Evet, terfiye bekliyordum. Terfi bekliyordum. Oh gelmiş. Oh gelmiş. Bekliyordum, daha gelmedi haberi. Bir çenemizi tutalım. Aha bir dakika gel. Alo. Ha. Evet evet Mert Bey. Mert Bey mi arıyor? Allah aşkına geldi oğlum. Yanımda şu anda. Selam söylesene. Ha selam söylesene. Selamı var size. Selam. Aa. Ne diyorsun? Tamam. Benim de selam söyle. Tamam mı? Sen kimsin? Sus bir. Sen kimsin lan? Tamam. Ne evet, diyor? Evet. Evet, evet. Ben söylerim kendime. O söyler o benim. Tamam. Tamam mı? Hadi hayırlısı olsun. Hadi bakalım. Tamam. Niyazi hepsini tekrar edeceğim, bir sus. Hoşça kalın. Hoşça kalsın. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Bravo. Bravo. Sağ ol. Geldi. Helal olsun ya. Kendi aldım değil mi? Oldu değil mi?
Olmamış abi. Olmamış. Nasıl olmamış lan? Ben adama hani şey olmasın diye başkası almış terfiyi de o yüzden gülerek şey yaptım. Sen alamamışsın abi. Ya. Kim almış onun terfiyi? Sen niye gülüyorsun? Abi Tutku almış. Ben yalandan gülüyorum yani öyle şeyden. Kapatırken bayağı sırıtıyordun. Ya Tutku'nun bana borcu vardı da ödesin diye ben şey yaptım. Abi. Al oldu mu? Aldık mı terfiyi? Aldılar terfiyle verdiler. Verdiler terfiyi. Alamadık mı terfiyi? El omuca verdiler. Gitti terfi diyorsun yani. Ben sana dedim ama. Söyleme dedim. Tutamadım ki, içelimi tutamadım ki. Açtık ağzı. Bunlar geldi, her şeyi sordum, ben söylemedim. Herkese anlatmışım zaten kafam güzelkeni. Ay ben de sordum o kadar. Benim yüzümde ne oldu, niye anladın? Edward Murphy diyor adam. Sus lan adam işte, tutana kendini. Edward Murphy. Murphy ne ya? Murphy. Edward Murphy. Ne boksa lan işte. Edward Murphy. Edward Murphy. Hepsi aynı işte. O kim ya? Akrabanız mı? Sana ne lan? Siktir git şuradan ya. Bir koyacağım ağzını orta yerine. Tamam oğlum ya, tamam bir sakin ol. Allah'ını seversen çenenle ne alakası var? Anne kusura bakma ya. Çok affedersiniz yani. Bir şey yapamadım yani. Şu anda belki %100 zam mı alacaktım ya? Biz sormazdık biz bileydik. Siz dedin ki bileydik. Açarımı duramayın bu Murphy. Yaz abi biz gidiyoruz o zaman. Terbi yoksa yani. Allah'ını seversen daha gün doğmadan neler doğar? Teyzeciğim doğar muar diye bir şey yok. Az evvel telefonla konuştum. Tutku'ya verdiler. Tamam olsun Allah. Gümüş kapıyı kapatır, altın kapıyı açar. Belki de inşallah açar yani. Zorlama, zorlama sen de. Görüyor lan. Tırladır. Aç bakayım. Ahmet Bey arıyor. Aha. Ne? Sesini... Sak. Ha? Ha? He? Ha? 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 Ha 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 ha. Aa söylerim. Bak niye? Söylemeyeceğim. Hiçbir şey söylemem. 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 Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Arada mı? Arada. Arada. Bir arada kaldık. Bizim için arada. ÇGB buçuk. ÇGB buçuk evet buçuk. Hani buçuktan böyle. Evet. Yine de o zaman skecimizin yazarı Engin böyle bir tık. Bence bir... Safa Safa. Gel. Safa. Gel beraber gidelim. Sanki beraber yapmışız. Bu arada bu skeçte bize eşlik eden reji ve sanat ekibimize de teşekkür ederiz. Onlar için kocaman bir alkış. Evet. Ve hacı izlerken bir şeye dikkat ettim. Herkes mesela ha 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 diyor işte Safa. Herkes ha ha yapıyor. İşte Safa hmm diyor. Herkes hmm yapıyor. Sen hepsinde hmm yapıyorsun. Niye? Ben yaşlıyım oğlum. Babası Safa. Rolün ağırlığından hepsini dolayı. Hepsini yapamam rolün ben. Rolün ağırlığından tabii, dolayı mı diyorsun? Tabii. Acının ağırlığından değil, rolün ağırlığı. Rolün ağırlığı. Çok güzel hareketler bütün ağırlığıyla. Devam ediyorum sen. Annenin çocuğuna söylediği bir laf vardır. Anne olunca anlarsın. Değil mi? Kafaları görür gibiyim. Tam da bununla ilgili bir skeç geliyor. Üstelik skecin içinde küçük bir sürprizimiz var. Birsel ve Cenan yazdı. Annem öğretti geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Yavrum düzgün tuşuna. Tamam anne deniyorum. Zor bir şey bu ya. Kedi gibi oldum. Tamam. Neyin var senin?
Bak klasik, önce bir sövdün, şamarladın, şimdi bir sevesin geldi değil mi? Anneyle dalga geçilmez. Acıdı mı? Bak yine yaptın aynısını. Ya, tamam, analık bu işte, ne yapayım ha? Geldi abla, tavşan kanı. Sen de hep bu artistliği yap canım benim, ben açık içiyorum ya. Ne yapayım abla? Tavşana kan sulandırıcı mı vereyim? Ay sabır. Ne oldu, sen de anlat. Ya işte Işıl'ın öğretmeni aradı okuldan. Işıl'ın uyum sorunları varmış. O neymiş kız, uyum sorun? İşte abla, kız okula uyumlu çıkmamış. Uyumlu çıkmamış ne ya? Şarj kablosun benim çocuğum. Sen de doğru düzgün anlat yavrum. Ne? Ne dedi öğretmen? Ya anne, bence biraz abartıyorlar. Yani ufak bir arkadaşını cimcirmiş. Bir tanesinin suratına tükürmüş. Birini böyle karnına vurmuş. İngilizce hocası da sürekli İngilizce konuşuyor. Bunun çalışma izni yoktur diye gitmiş onu yabancı şubeye şikayet etmiş. O kadar. Başka bir şey yok. Bu kadar. Kız bunun bir üstü deccal. Saçmalama. Öyle tövbe, tövbe de, tövbe de. Tövbe ya. Kusura bakma da bir tanem. Kızın aynı sana çekmiş. Kusura bakma da Ayfer abla. Ben anneme hiç çektirmedim. Çektirmedin mi? Çektirmedim. Sen var ya, bu ananı nereye çektirdin? Baksana kadın çenesinde ne ağlıyor. Ne hale geldi. Kadının göz altları mosmor oldu. Dumanın solisti gibi dolaşıyor. Ay tamam, olur o kadar uykusuzluktan. Alnı kırıştı, yüzü çöktü. Olur o kadar canım, yorgunluktan. Saçı beyazladı, dişi döküldü. Olur o kadar canım, yaşlılıktan. Baksana ne kadar kilo aldı, camış gibi oldu. Ayfer, bana sövesin varsa direkt söv. Söv direkt. Abla estağfurullah, taş gibisin. Ne taşı be? Musalla taşı. Aferin. Yaptı. Şaka yap, takılıyorum sana. Sen de Ayfer abla. Kurban olayım, kaynat beni, tamam. Ya bir akıl ver Allah aşkına anne. Ben bu çocukla nasıl uğraşacağım ya? Ay ben ne bileyim kızım. Bunun kitapları vardır, videoları vardır. Biz nereden bilelim annelik ne? Çok iyi laf soktun abla. Anneciğim tamam, öyle olmuyormuş. Haklısın, büyüdükçe anladım. Anne olunca anlanıyormuş. Bir daha söyle. Anne olunca anlıyormuşsun. Bir daha söyle. Anne olunca anlıyorum. Peki, tamam tamam. Yani anneciğim tamam. Bu hayatta ben ne öğrendiysem bu videolardan falan değil. Her şeyi senden öğrendim ben. Tamam canım. Değil mi kız? Valla senden öğrendim. Ay ben şey yapacağım. Burada İsmet gelecek. Size çay yapmaktan unuttum. Eve gidip geleceğim bir tane. Şey yapacaktım. Anlayacaktım. Bir şey anlatacaktım da. Benim de yemeğim var. Sonra anlatırsın. Ama anı gibi. Hayatta öğrendiğim her şeyi annemden öğrendim ben. Annemden öğrendiğim ilk şey ise ilk adımlarımı atmak oldu. Hadi anneciğim, öğrettiğim gibi. Önce sağ ayağa, sonra sol ayağa. Düştü abla, düştü. Kızım var mısın? Sağa sağa atarsan düşersin tabii. Hadi bir daha. Önce sol, sonra sağ. Abla ilk de önce sağ, sonra sol demiştin. Yanlış yürümesin. İnşallah bu kız seni göre göre salak olmaz Ayfer. Aşk olsun abla. İlk adımları atmak kolaydı. Asıl sorun hayatta ayakta durmaktı. Ama annem bana engelleri aşmayı, ayakta durmayı o kadar güzel öğretti ki. Ben annem sayesinde dik durmayı öğrendim. Bu engel aşmak, tökezlemek falan zaten büyümek demekmiş. Ben de küçükken büyümeyi hep çok büyük bir marifet sanmışım. Dedikoduya odaklan. Ha yok, yok. Git. Benim misafirim gelecek. Beni bu batağa sürükleme lütfen Ayfe. Bu yan mahalleden var ya, Sedat abinin ortanca kızı. Dur. İlgilenmiyorum, git. Abla, abla. Hani bu Adriye ablanın boşandığı ortanca eşi var ya. Evet. Ha. Sus, sus pis buna bak. Git, git. Abla, onunla bu yeni açılan AVM'nin giriş katında. Hangi AVM? Sus, hani... ilgilenmiyorum diyorum. Çekil şuradan. Hani bu Müslüm abinin kırığı vardı. O AVM'de çalışıyordu. O AVM'de. O AVM'de. Bunların ikisini beraber tam girdikleri anda. Senin işin gücün var. Ben sonra geleyim. Ağzına tükürdüm seni. Abla, şiddete başvurma. Geçir ya. Zehri verdik, devamını anlatacaksın. Çay koyuyor. Tamam ablacığım, buradayım. Ay, hangi AVM? Ne yapmışlar acaba? Kanına girmeyelim ki nerede? Filiz! Ah, 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 ah. Hoş geldin Ayfer
abla. Hoş bulduk bir tanem. Annem bu saatte çay koymaya gitti. Demek ki dedikodu var. Dökül bakalım. Tamam. Bak sana bu geçen anlattığım vardı ya, Kadriye ablanın boşandığı eş. Tüpçü Rasim. Yok, üçüncü eşi. Fırfır Sedat. Bir önceki? Rızlık Selim. Hah, işte o. Onunla bir ikisi AVM'ye gidiyorlar. Ayfer, ne yapıyorsun? Küçücük çocuğa dedikodu mu anlatıyorsun? Yok. Ama soruyor anne. Ne? Ne demek soruyor anne? Sen küçüksün, küçükler laf dinlemez. Ben dinlemek istiyorum ama. Yavrum, büyüyünce dinlersin. Hemen büyümek istiyorum ya ben. Öyle mi? İyi, al şunu o zaman. Git içeride çalkala sık getir, o zaman büyürsün. Haydi. Bu benim en sevdiğim tişörtümdü. Bu yaşta kimsenin en sevdiği tişörtü olmaz canım. Analar alır, çocuklar giyer. Of ya, çok sızdım. Hemen büyümek istiyorum. Of! Of bana, ya! Of ya! Hemen büyümek istiyorum. Of bana! Of bana! Kafa kızı aslında ya. Değil mi? Tam senin kafa. Gerçekten tam benim kafa. 10 yaşında çünkü. Yani... Hani 10 yaş yani. Seninle iyi anlaşıyor. Yani abla, anlayamıyorum. Tamam, sen 5'sin demek ki Ayfer. Abla, seni anlamadım. 5 diyorken onu da anlayamıyorum. Ya sen bana şey söz konuşma. Bir daha kızımla dedikodu falan yapma. Yapmıyorum. Onun dedikodusu da senden daha çok sarıyor abi. Hayır, büyümeye zaten hevesleniyor. Büyüdüm ben. Az önce ayıcıklı pijamayla görmesem inanacağım. Hepsi kılık değiştirmiş. Kızım, ne bu hal? Büyüdüm işte. Artık bundan sonra sizinle takılabileceğim. Takılacakmış. Git çıkar üstündekileri hadi. Çıkarınca bana ne, bana ne? Kızım, canım benim. Senin yaşın da çok güzel anne. Değil. Hep bir şey yapılmıyor benim yaşımda. Olur mu canım? Okula gidiliyor. Okula git. Bak, büyürsen okula gidemezsin. O anam çok şükür. Ama arkadaşlarınla oynayamazsın. Daha iyi. Hep çocuk gibi zaten. Tamam, sen bilirsin. Ama bak, büyürsen Ayfer gibi olursun. Aman Allah korusun ya, ben böyleyim. Ne oldu? Neden vazgeçildi? Beni anlamadı. Boş ver be Ayfer. Anlama, boş ver. Kızım, bu torbadaki ne? Bebeklerimi atacaktım. Artık onlarla oynamayacağım. Yavrum, çocuklar bebeklerle oynar. Ben çocuk değilim. Ay, la abla, bu yaşta çocuk dersen çok kızıyorlar. Şimdi sen beni dinle. Bir tanem, Filiz. Bak canım benim. Zeka yaşı yeni yeni ilerlemekte olan bireyler bebekle oynar. O zaman senin olsun. Ben şimdi anlatayım. Az önce de bana laf soktun. Buraya gel. Ben şu an anlıyorum. Bana yaptığı şey bak. Ayfer, kim bana bunu diyemezsin? Ayfer, orada ne var kızım? Ne var abla? Ne var orada? Salak. Sonra büyüdüm. Küçükken hayal ettiğim şeyler hayal ettiğim gibi olmadı tabii. Çünkü arada ergenlik diye bir dönem varmış düşman başına. Çocukken o dönemi düşünmeden hayal kurardım. Ergenlik zordu. Ama annem yanındayken daha güçlü ve daha yenilmezdim. Bugün bütün gün iş yaptık be. Abla, abla müsait misin? Senin bu müzik keyfin yeter artık ha. Müsait değilim desem gelmeyecek misin Ayfer? Geleceğim. Gel o zaman, ne konuşalım? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Telaşlanma. Ne oldu? Filiz'e mi bir şey oldu? Ne oldu? Birine bir şey mi yapmış ha? Kavga mı etmiş ha? Okulda birini mi dövmüş ha? Birini mi düşürmüş ha? Birinin saçını mı çekmiş ha? Öğretmenini mi şikayet etmiş ha? Ne yapmış, ne olmuş söyle. Ne olmuş ha? Ha? Ne olmuş? Abla, Şenen'in oğlu ya abla. Abla, bir şey söyleyeceğim. Bence sen bu çocuğu aldır. Artık çok geç Ayfer. Kız, onu mu diyorum? 155'i ara aldır diyorum. Ay saçmalama, ne olmuş bir anlat. Ya, yolda gördüm. Ha? Okulda ufak bir kavga ettim dede. Ne diyorsun? Ben de şaşırdım. Kesin ona bulaşmışlardır. Bak, vallahi bak. Yoksa hiç hayatta kavga etmez o. Prenses o. Prenses. Selamünaleyküm. Prensese bak, tipten 5 yıl yatarı var. Kızım, bu ne? Kavga mı ettin sen? Kavga etmedim, direkt dövdüm. Bak ya, bak ne güzel bir de söylüyor. Sebebi neydi ki? Anne, tarzıma laf ettiler. Biliyorsun ben yani bundan sonra hayatta tarzıma laf ettirmem. Neymiş senin tarzın? Arabesk rap. O ne? Bak. Aa!
İçtiğim geceleri serseri bedenim. Yandım güzelim, sen mi görmedin? Yaralarım benim hep tuz istiyor. Mandal yüreğim seri köz istiyor. MC yıkım, dertliyim kardeş. Sokak köpekleri gibi sana muhtaç. Başım çatlıyor, yok mu tasvirin? Bu şarkı patlıyor, biraz ses verin. Ne bu? MC yıkık. MC yıkık. Aynen. Yetti artık senin terbiyesizliklerin. Burama kadar geldi ergenliğin. Ay ben nerede benim terliğim? Ağzınla burnunu yer değiştiririm ha. Yok çok. Çok. Sana olmadı bir saat. Çok kötü ama olsun. Bayağı iyi çok. İyi mi? Çakayım sana. Emo hal. Kendine gel. Anne seninki neydi peki? MC kaçık. Delirttiniz beni. Anneciğim seviyorum ya ben. Seviyorum bak. Dövmesini bile yaptırdım. Yavrum niye dövme yaptırdın? Bu yaşta ne oluyor sana? Ne oldu sana? Anne ben aşığım çünkü. Aşıksan git bıçakla bence. Konuşma. Ne diyorsun sen? Abla onun halini hareketi görmüyor musun? Bana kızıyorsun. Saçmalama. Tamam. Biraz anne bir şey soracağım. Ben çirkin miyim? Hayır. Hayır annem. Çirkinim değil mi? Sen dünya güzelisin annem. Abla ciddi olacak çocuk yapma. Tamam. Hayır annem, sen dünya güzelisin. Gel buraya, gel. Çok güzelsin. Anne, bugün benim okulda tipimle dalga geçtiler. Ben nefsin tipini kaydırın. Hayır, öyle olmaz. Şiddetle çözemezsin anneciğim. Başka çözümler de var. Evet, mesela kuaföre gitmek. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Diğer kızlar hep böyle bakımlı, güzel, çiçek gibiler. Ben öyle değilim. Bir tanem sen önce kız ol, sonra güzel olursun. Mefetes, bak seni vallahi döverim ha burada. Ya kızım saçmalama. Bence de saçmalama. Ben seni tek tek dağılırım. Hayır. Ama bir durun. Sen bir anlat. Niye dertlendin bu kadar bu yaşta? Şimdi diğer kızlar çok güzeller. Benim de bir fark yaratmak için farklı olmam lazım. Ben de kendime tarz yaptım. Oy canımın içi. Anneciğim herkes farklı. Herkes biricik. Böyle olmana gerek yok bir tane. Sadece biraz nazik ve kibar olmayı öğrenmen lazım. Bence de. Yani kız dediğim biraz kibar olur. Hayır canım. İnsan dediğim biraz kibar olur. Doğru. Bunun önce insan olması lazım. Abla. Ben bunu döveceğim. Döveceğim. Kaç saatte bana çok. Bak bak bir şey yapalım. Bir şey söyleyebilirsin. Bak her şey söyleyebilirim. Ay Ayfe. Ne var orada? Ne var orada? Bir zekalı. Solda solda yürü. Salak. Çocukluk, ergenlik derken bir annenin en zorlandığı bölüme geliyoruz şimdi. Kızının ilk kalp ağrısı, ilk aşk acısı. Bazıları için kolay geçebiliyor tabii ama bu dönem çoğu anne için çok sancılı oluyor. Hele ki kızı benim gibi bir kızsa zor oluyor tabii. Ne oldu? Ağlıyor musun? Ara... Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ağlıyor musun? Ben ayrıldım. Soner'le ayrıldınız. Ayrıldım. Taner'le ayrıldınız. Döner'le ayrıldınız. Diyettesin, açsın. Ulan. Hani döner ama mantıklı mı sence? Ben yiyeyim ama güzel olur. Caner'le ayrıldık. Ne? Gene olmadı. Caner'le ayrıldık. Böyle söyleyebiliyorsun. Niye söylemiyorsun kızım? Annem... Yengengengengeng falan. Anlamıyorum. Annem benim çok moralim bozuk. Ben konuşmak istemiyorum. Bak ya. Ne olmuş? Caner'le Filiz ayrılmış. Ha Filiz konuşmak istemiyormuş. Bizimle mi Caner'le mi? Caner'le herhalde. Bizimle niye konuşmuyormuş? Bizimle niye konuşmuyorsun? Susmuyormuş ki. Susmuyormuşuz ki. Ya susalım o zaman. Ya susalım tamam. Ya haydi sustuk anne. Ha ben anlattım. Şimdi şöyle oldu. Ha. Caner geldi. Bana dedi ki ben seninle ciddi düşünüyorum dedim. Ben de çok erken değil mi dedim. Erken. Ben de öyle dedim. Erken olur mu dedim. Ben artık dedi oturup konuşmak istiyorum dedi. Konuşmuyorum. Konuşmayalım dedim. Ben de öyle söyledim. Sonra dedim ki ciddi düşünmüyorum çünkü daha zamana ihtiyacım var dedim. O zaman ben gidiyorum dedi. Gidiyorum. Elveda dedim ben de. O da bana ne
dedi biliyor musun? Elveda dedim. Elveda. Ben de artık gidersen git dedim. O da bana kesin gideyim mi dedi. Sektir git. Tebrik ederim abla, çok güzel ayrıldı. Ne olacak canım benim? İki gün ağlarım, üçüncü gün unuturum. Unutursun. İşte öyle olmuyor, öyle olmuyor. Ben... Öyle ben o kaybına gideyim. Çok çirkin, ağlamıyor mu? Sen çarptın. Ama çok kötü gözüküyor. Tamam, tamam annem. Kalk bakayım bir. Annem, barışalım istiyorum. Tamam ama daha yaşında genç. Hem çok erken anneciğim böyle şeyler için. Biraz bekle, biraz sabret bir tanem. Çok erken. Kim bu? Kim bu tatlat? Kim bu? Götüle! Götüle! Sen çıkın, ben bakarım. Hadi ben bakarım. Ben projesin. Ay ne kadar güzel bir çocuk. Ama çok klişe ya. Romantizm olsun diye kapının önünde tur atıp bağırıyor yani. Oldu olacak bir de camdan taş al. Hiç anlamadım. Nereye gittin taş? Bana bak! Ayı mısın lan? Cam açın. Ne yapacağım? Tamam. Yapacağım. Tamam, sakin ol önce. Tamam mı? Onu sevdiğini söyle. Birbirimizi tanımamız gerekiyor de. Ama okulum var benim Caner'de. Tabii, okulum var. Beklemeliyiz de, anlayacaktır seni. Değil mi anne? Anlar, anlar, anlar beni. Tamam, ben onunla konuşmuyorum. Ayşe, tabii sen gir içeri. Tamam canım benim, tabii ki gireceğim. Beklemeliyiz de. Tamam. Zamanı gelince de. Ben pencereyim. Ben bakamayacağım. Ben bakacağım her şeyi. Rapor ver. Rapor veriyorum. Abla, şimdi bakıyorum. Ha, senin kızı indi şimdi yanında. Evet. Aa, oğlan Filiz'in elini tuttu. Elini mi tuttu? Evet ama olabilir abla, bir kıfal bakıyordur. Ay, çocuk diz çöktü. Diz mi çöktü? Evet ama abla, belki beni kutsa diyordur. Olabilir yani. Ne bileyim, bir şey diye olabilir. Ama ya. Ay, abla, çocuk yüzük çıkardı. Yüzük mü çıkardı? Evet, Filiz yüzüğü görünce kolluma dönüştü. Ne diyorsun? Evet. Aman, evlenme teklifi etti. Ne dedi? Evet, evet, evet dedi. Evet, evet, evet mi dedi? Evet, bence de tek evet yeterli. Çok çokluyorlar. Seni gebertirim, seni gebertirim. Filiz, kızım bunun daha okulu var bu çocuğun. Ah işte abla, kader. Bak, ben de evlendim. Ben de evlendim. İsmet'le evlenmeseydim hala şu an okuluma devam ediyor olurdum. İsmet mi bıraktırdı okulu? Yok, ben 4 kere okulda kaldım. Yani iftira olur ona bir şey demek. Benim tamamen kendi kafamı gerizekalı. Ay salak salak konuşma. Yürü şunu kurtaralım. Ya, çabuk Filiz, Filiz anne. Ben de geleyim Filiz'e. Dur anneciğim, dur. Annemi dinlemedim. Evlendim. Annem önce kendi ayaklarının üstünde dur, okulunu bitir, iyi bir iş sahibi ol. Sonra evlenirsin dedi. Dinlemedim. Sonra evlilik, çoluk, çocuk derken okulda bitmedi sanıyorsunuz ama annemin o büyük desteğiyle okulu da bitirdim. Annem bana hep iyi, hep güzeli öğretti. Ben neden daha kendimi bulmadan aile olmak istemişim, sonradan anladım. Annemle biz çok erkenden yarım kalmıştık biraz. Babam bizi bırakıp gittikten sonra annem bana hem anne hem baba oldu. Düşmeyi, kalkmayı hepsini annem öğretti bana. Şimdi ben de çocuğumla yalnız kaldım. Onun öğrettiği her şeyi sabırla, güzellikle ben de çocuğumu öğreteceğim. Bir tek annem olsun, bana hiçbir şey olmaz. Annem, sen çok güçlü bir kadınsın. Sen de. İyi ki varsın. Duygusal bir an mı yaşanıyor? Ay yeter artık! Ne bir ya? Yıllardır bizim evin anahtarı sende be Ayfer. Aşk olsun abla, ben bu evin bir ferdi değil miyim? Değilsin yavrum. Öyle mi? Aşk olsun. Gel buraya gel. Gerçek bana kıyamıyor. Bana kıyamam. Zaten blöf yaptın, sanki bilinmeyecek. Blöf ne demek abla? Neyse ne, sana onu anlatamayacağım. Canım benim ya. Hala zeka yaşı 14. Şirket çıktı, dur kapıyı aç. Basana, çay işini büyüttüm. Dur oğlum gel. Anneciğim bu ne kılık? Tövbe bismillah.
Ne var ya halinde K-popçu oldum ben. Aa, ne? K-pop ne anneanne? İşte böyle bir şey. Aynı anasının çocukluğu. Katil bebek Çakiye. Yok ben kadına dalarım. Dalar ay. Dalar ay. Kızı çıkın. Dalar ay. Kızı çıkın. Dalar ay. Çok güzel hareket diyenler. Birsel ve Cenan. Cenan sen de gel. Ve sizi Zile alalım. Bence hep beraber çalalım. Bu skecin sadece oyuncuları ve başta... Önce Ece çalsın. Minik oyuncumuz Ece olsun. Gelin. Lütfen kızlar. Evet. Skecin içindeki minik sürprizimiz Ece'ydi. Ece de... Ece aynı zamanda BKM Mutfak Atölye'de öğrenci. Ne hissettin Ece? Çok güzeldi. Ne güzel. Tek sadece Ece'nin ezberi vardı. Dün provada elimiz ayağımız titredi. Bana diyor ki bir yerde bir şey söylüyorum. Orası şey böyle olacak. Teşekkür ederim Ece. Çok çalıştı. Ya sahne arkasında o kadar tatlıydı ki. Ay ben çok heyecanlandım. Ne yapacağım? Çok heyecanlıyım. Ama nasıldı sahneye çıkınca? Çok eğlenceli. Ama müthişti. Çok iyiydi gerçekten. Süperdi ya. Skeç de tabii ki bir o kadar gerçek ve güzeldi. Çok da güzel oynadınız. Cenan bir kadın skeci ve kadınları oynuyor ve sen de yazarlarından birisin. Ne güzel. Çok gurur duydum. Biz de senin bu skecin içinde olmandan gurur duyuyoruz. O zaman... Çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim şimdi iki skecimiz tatil belgeseli. Bir tarafta kadınlar kadın kadına, bir tarafta erkekler erkek erkeğe tatile gidiyorlar. Ve bakalım başlarına neler geliyor. Alperen, Umut, Fatih ve İpek birlikte yazdılar. Tatil belgeseli geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhaba sevgili izleyenler. Bir belgesel kuşağımıza daha hoş geldiniz. Bu belgeselimizde arkadaş grubuyla tatile çıkılır mı, onu izleyeceğiz. Peki bu tatil kızlar için nasıl, erkekler için nasıl başlayacak? Çıktı. Çıktı, çekilir çıkmış. Tatil, bedava tatil kazandım. Ne diyorsun? Kazandım. Gerçekten. Evet. Yok, yok, yok. İnanmıyorum. Bedava tatil, bedava. Bedava tatil. Ay iyi ki çekiliş yaptı, iyi ki çekiliş. İyi ki çekiliş. İyi ki katıldın. İyi ki. Salak. Sen neden sen bilmiyorsun? Salak. Kızım 90.000 yorumun 89.000'i senindi. Neye şaşırıyorsun? Azıda ya. Allah Allah. Ayrıca sen niye çekilişe benim babaanneme etiketliyorsun? Kızım bak. Ayrıca da babaannenin çok hoşuna gidiyor. Benim bütün hikayelerime, alkollü storylerime alev atıyor. Kızım yanacaksınız diyor, yanacaksınız. Olabilir. Tamam işte. Yanmayalım ya. Ya tatile gidiyoruz. Öf ya. Keyfimizi kaçırma. Evet. Tamam nereye gidiyoruz? Nereye gitsek istediğimiz yeri seçebiliyormuşuz. Hadi ya. Ayvalık'a mı gitsek? Ay kanka oraya gitmesek. Orada benim eski flörtüm var da karşılaşırız falan. Ha. Bodrum'a gidelim. Kanka orada da var ya. Şey yapmıyorum. Alaçatı? Kanka orada da var. Antalya? Orada da var kanka. Yurt dışına gidelim Yunanistan. Kanka orada da var. Ya Cengizhan bu kadar dünyaya hızlı yayılmadı ya. Cengizhan'ı nereden biliyorsunuz? Söylememiştim size. Oha. Ya tamam. Sen söyleme. Biz seçiyoruz. Sen de oraya geliyorsun. Tamam. Neyse. Marmaris. Orada yaparım orada. Orada yok. Marmaris. Çok güzel olacak.
Haydi çabuk. Vay be kardeşim. Lan. Herkes ay tatilde ya. Instagram'a bak. Hikaye, 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 hikaye. Bakın. Lan bu kadar hikaye Dede Korkut'ta yok ya. İbrahim kardeşim, ben size dedim. Bizim yazlığa gidelim dedim. Gelmiyorsunuz. Geçen sene gittik, ateş alır gibi geldiniz, geri döndünüz. Kardeşim sizin yazlık inşaat halindeydi çünkü. Gel dedim, temeline yardım et dedim, biz temel attık lan bir hafta. Ne olacak? Her sene gideceğimiz bir yazlığımız olurdu bitirseydik. Lan bitirdik zaten, sonra da sattınız. Babam sattı. O ara gayrimenkul çok yükseldi. Sattı adam, ne yapayım? İlk para verdiler. Ya her şeyi geçtim. Biz tatile gidiyoruz desek, bugün tatile gidiyoruz desek. Evet. Bu herif manitasından izin alabilecek mi kardeşim? Gelemez, gelemez. Yok. Bu herif gelebilecek mi? Sadece gülüyorum. Oğlum sen benim nasıl bir erkek olduğumu bilmiyorsun herhalde. Buyurun. Dur bekle. Ne yapıyorsun lan? Fotoğraf mı çekeceğim? Ha. Alo. Hayatım biz erkek erkeğe tatile gidiyoruz. Nokta. Bitti. Tamam uza... Allah senin cezanı vermesin. Ya bir de yenge arıyor şuna bak. Ay, dur ben hallederim ya. Dur. Şey yapma çok. Alo. Yengem nasılsın? İyi iyi sağ olasın. Yengecim biz bir karar aldık da kendi aramızda tatile gideceğiz biz. Tamam. Tamam yenge. Tamam yenge. Ne oldu? Ben de gelemiyorum. Salaksınız siz. Yengem. Hakan Berk. Ne diyor? Bir dakika lan. Sana demedim yenge. Biz tatile gidelim diyoruz evet. Beraber. Tamam. Olur. Canımsın yengem. Öpüyorum. Oğlum izin ver. Bu kadar basit. Gidiyoruz kardeşim. Gidiyoruz kardeşim. Çay yok. Güzel. Çay. Tamam. Of benim. Yenge de geliyor. Gördünüz. Oğlum salak mısın? O ne demek ya? Öyle alabildik izin. Ya saçmalama tamam ya. Bunu anlayamam. Ha alo. Tamam aşkım sen gelmiyorsun tabii ki. Biz üç kişi gidelim işte ya erkek erkeğe. Ha tamam. 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 Oldu mu lan? Gidiyoruz kanka. Harbi mi söylüyor? Evet, gel böyle. Yenge? Terk etti beni. Canın sağ olsun. Boş ver. Sana kız mı yok lan? Aynen olsun. Öyle, ne olacak? Olur olur. Aynen öyle olmak, kardeşim. Tamam. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Otostop çekeriz. Nereye gidiyorsak gideriz. Otostop çekmek falan yok abi. Otostop... Geçen gün otostop çektik. Hı. Askere gittim lan ben. Güzel kardeşim. Asker kaçağıymışsın ya çünkü. Doğru. Güzel kardeşim. Hadi ben asker kaçağıyım. Sen ne diye askeri araca otostop çekiyorsun lan? Ben askeri araca otostop çekmedim kardeşim. Görünce asker selamı yaptım. Yanlış anladı, durdular. Ama ne iyi çocuktu ya. Ne evet. yapıyor acaba asker selami? Beyler, otostop falan yok. Ben bu saçmalıkla uğraşamayacağım. Pederden arabaya alıp gidiyoruz, tamam mı? Kiliseye mi gidiyoruz önce? Babamı diyorum. Gerizekalı babamı diyorum. Aptal. Ben peder, diyorum. Peder baba de o zaman. Senin peder. Baban peder mi çünkü? Mal. Tatile hazırlık aşamasından sonra bakalım kızların tatili nasıl, erkeklerinki nasıl başlıyor? Bunlar. Ay. Bunlar üç gün için az mı oldu? Bilmiyorum. Aman olsun idare ederiz ya. Ay inşallah. Koy koy arkana. Koy. Dur, sığdı mı? Sığdı. İnşallah. Gel, 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 gel. Beyler, bizim ortak valizi aldınız mı? Ben de. Tamam. Oğlum bu bir hafta için fazla değil mi lan? Öyle mi diyorsun? Doğru ya. Abi o zaman şunu kimliklerinizi ha. alın hocam. Güzel. Ha, devam edin. Aynen öyle. Yüklerimizden kurtulduk. Bu. Ay, bana söyle arabaya bir... Şey yaptırsın. Yaptırsın adam. Ce adam ha. Dur dizime oturuyorsun dur. Dizine mi? Ha. Araba iyi oğlum. Şişt, sen ha. sen ehliyeti aldın mı? Yo. Tamam hadi git al gel ha. bekleriz biz. Oğlum şimdi kim sınavla uğraşacak manyak mısın ya? Ha sen ehliyet komple mi yok? Hiç yok kanka benim. Ha. İyi sür o zaman. Aynen öyle. Evet ben konumu açtım. Ben de açtım. Tamam ben de açtım burada. Garanti olsun. Üçümüz de dursun. Dursun. Kankam konum açıyorum. Şşş. O elini kırarım senin abi. Köpek, ben varım ya burada. Hadsizlik ettim ağam, kusura bakma. Olur, affederim. Doğru. Adam var burada. Geldi müzik. Müzik. Sen bilirsin ben de ay, benim adım Nurur Ay. Sözüm seni geçen ay, hadi sana var var. Silen beri ay, var. Silen beri var. Ay kızlar, dünyanın en güzel yol ayrımı ya. Fotoğraf, fotoğraf çekelim. Çabuk, çabuk. Çek. Çek. Ya zoom yapmıyorum. Niye yanaşıyoruz biz? Aa!
sağlıklısın. Geç ya. Ay. Tamam. Oğlum, biz Marmaris diye yola çıktık. Biz nereye geldik lan biz? Oğlum hakikaten nere lan burası? Allah Allah. oğlum, Çorum tabelası bu. Hı. Biz tatile diye... Ya tatile Çorum'a gidilir mi ya? Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Aslında hiç gidilmez. Gidilmez. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gid... Ne yapıyorsun lan? Hı? Köpek. Ne bileyim lan gazete. Ne böyle bağır bağır söylüyorsun içinden? Ayrıca Çorum 10 numara yer. Benim babaannem Çorumlu. Lan her yaz giderdik. Babaannen gitsin lan Çorum'a o zaman. Biz Marmaris'e gitmiyor muyuz kardeşim? Ne işimiz var lan Çorum'da? Senin yüzünden oldu. Navigasyonu açtırmadın bize orada. Bunda kötü bir şey yok. Trafiksiz yoldan götürüyorum sizi. Lan dur. Marmaris'e trafiksiz yol Çorum'dan mı veriyor? Oradan veriyor. Nereden veriyor? Sen sapan konuşma. Sür dön. Tamam dur. Çorum'a geldiysek bir leblebi alalım. Çek sağa. Ben mi kullanıyorum arabayı? Bunun ehliyeti mi var sağa çeksin? Ulan bağırmayın lan! Tamam be. Sür geri, sür Marmaris'e. Geldik. Yolculuklarını bir şekilde tamamlayan gençlerimiz bakalım otelde neler yaşayacaklar. Aha geldik. Oh be! Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Bitti yol. Lanet olası yol bitti. Ne oldu? Hemi kalkılır. Kızlar, kızlar. Geldik mi ya? Otel önünde bir selfie. Hah, ben şimdi buna 80 tane şop yapacağım. Şş beyler. 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Hepimiz alıyor. 3, 2, 1. Ne oldu ya? Gözüm kapalı çıktı. Oğlum, ya 9 saniye açık duruyorsun böyle. Niye son saniye kapatıyorsun ya? Kardeşim 5 günü ayarlasaydın giderken çekilirdik. Allah Allah. Doğru, 10 çok kanka. 10 saniye tamam, nedir ya? Tamam üç ya, 3 saniye iyi mi? 3 saniye iyi, hadi. 3 saniye iyi mi? Üç geç, iyi. Geç. 3 sayıyor. 2, 1. Bakalım. Çıkar bir. Oğlum götümü çekmiş ya. Harbi götümü çekmiş ya. İyi çıkmış. İyi mi çıkmış? İyi çıkmış. Seni güzel. Etiketliyorum kardeş. Tamam. Arkadaşımız o bizim. Tamam. Tatilde tanıyacağız. Dur, sol tarafa da bunu etiketliyorum. Bir günümüz burada geçti neyse. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezervasyonunuz kaç gündü? 1 gece 3 gün. 1 gece 3 gün nasıl oluyor? 1 gece uyuyacağız, 3 gün takılacağız. Dans edeceğiz. Sen de gel. Tamam. Saçmalama ya. 3 oda veriyorum. Ay yok, siz 14 yapın. Bir oda giyinme odamız olsun. Evet okay, abi yani sıkıntı yani. Hadi bir an önce yerleşelim. Gelin çabuk. Ay. Abi çok az eşya olduk ya. Nasıl yetecek? Bilmiyorum. Güzel oldu. Güzel merhaba oldu. Beyler, hoş geldiniz. Merhabalar. Rezervasyonunuz var mıydı? Var tabii şekerim. Hani ne yapıyorsunuz? Ne bileyim ya, kusura bakmayın. Allah Allah. Tamam, 3 oda veriyorum. Tek oda yeter. Tamam, 2 banyolu veriyorum. Tek banyo yeter. Tamam, 3 yataklı veriyorum. Tek yatak yeter. Ne olsun istiyorsun oğlum? Diğer 2 kişi yerde yatar. Ne olur? Masraf olmasın oğlum, manyak mısınız ya? Yeter bize. Tek yatak. Koyun koyuna kardeş gibiyiz zaten. Tamam, tek yataklı veriyorum. Beyler asansör bu tarafta, buyurun. Merdiven yeter. Masraf olmasın. Allah, siz eşya taşıyor musunuz? Taşıtırız. Hiç eşyamız da yok da. Şu kimliği taşıyayım benim ya. Gel. Allah Allah. Yolculuk bitiminde otele yerleşen gençlerimizin oteldeki ilk durağı tabii ki de açık büfe. Çok iyi. Uf, ama ben diyetteyim. Ben de diyetteyim. Ben bir tane. Bakalım bu gençler plajda neler yaşayacak? Ah, bir kok güney.
Güzel. Ay, çok iyi. Kızlar, A ve O ışınlarından koruyan C vitamini, argan yağlı, hidrolik asitli güneş kremi aldım. Olay! Hadi güneş kremlerimizi sürelim de yürüyelim de güneşlenmeyelim mi be? Bence sen biraz daha artık güneşlenme. Ya tamam, şaka yapıyor ya. Şey yapalım, hadi denize girelim. Ha, denize girmeyelim ya. Deniz saçları iyi gelmiyor. Evet. Şimdi tuzlu su falan kötü olur. Evet. Tamam, hadi voleybol oynayalım o zaman. Ayağımızı yanar kumlarda. Doğru. Ya, ne yapalım? Güneşlenelim o zaman, burada yatalım. Hayır bak, istediğin kadar sür, yine de o ışın sana zarar veriyor. Ne yapacağız kızlar? Odaya mı gideceğiz aa? İyi fikir. Çok mantıklı. Odada klima da var. Evet. Hadi klima candır. Yine zekalı. Bir daha sizinle tatile gelmeyeceğim. Odada ne yapacağız ya? Ben sana bir şey diyeyim mi? Ha. Yılan gibi hava var. Yılan, yılan. Güzel. Güzel hava. Güzel hava. Yeter diye çok masraf olmasın diye şey yapmam kankam. Bak, D'yi buradan alıyorsun. Ne? Avuç içlerinden D'yi. Öyle mi diyorsun? Evet. Ha, öyle mi yanıyoruz? Oğlum önümüzden biri geçse para atar lan bize. Öyle yanılır mı lan? D kanka, D avuç içlerinden alınır. Şş, bana bak. Şuradan. Oğlum biz koruyucu moruyucu almadık. Paramparça eder lan bu bizi. Aptal adam. Aldın mı? Süzme yoğurt. Köpek paraya kıymış, bir de laktozsuz almış. Nereden buldun lan parayı? Kardeşim değil, güneş cehennem ateşinden bile korur bu. Sen ne diyorsun ya? O derece. Sür. Sür. Sür şöyle, sür. Allah kahretsin, dur. Sür güzel, sür şöyle şuralara. Bak, içeride şımarmayacağız dedim. Tamam, yanağa süreceğiz zaten. Ben kendime de sürdüm. Ben kendime sür. Şöyle ha. Terbiyesizlik yapma, kendime zaten sürdüm. Tamam. Tamam, güzel, tamam. Diğer tarafa. Diğer tamam, tarafı. Oldu. Tamam mı? Güzel ol, kollara. Kollara. Kol, kol olmaz, kol olmaz. Olmaz, kol olmaz. Bırak kol yansın ya, Allah kahretmesin. Tamam. Bakayım, bak çok az, çok az daha bak. Çok az daha. Gel şimdi bak. Tamam. Tam bir cacık olacaksın kardeşim bak. Çok güzel oldu. Bu kadar basit oğlum. Allah seni kahretmesin ya. Cacık yaptım ben. Ha, olmadı ama. Oldu. Bana bak, Bora nerede lan? Öyle de şey gibi oldu böyle. Ha? Bakım gibi oldu. Bora nerede oğlum? Hangi Bora? Lan salak, üçüncümüz arkadaşımız Bora ya. Ha, bilmiyorum ki. Lan nasıl bilmiyorum oğlum, manyak mısın? Ne oldu lan? Biz kızların peşine koştuk, herifi unuttuk ya. Saçmalama, tatile ay beraber geldik ya, gerizekalı. Vallahi unuttuk. Oğlum tatile beraber geldik ya. Lan orada unuttuk zaten tatili. Ne yapıyorsunuz lan? Cacık mı yapıyorsunuz? Yoğurt var ya, ondan dedim. Sana ne oldu? Asıl size ne oldu oğlum? Ha? Bu ne hal? Bu et beni mi, salatalık mı? Kanka salatalık. Ha. Oğlum beni kuma gömdüğünüz sonra orada niye unutuyorsunuz ya? Lan 4 saattir kumdayım. Sadece kafam dışarıda. 4 tane yaşlı bana takılıp düştü. Kafanı niye tuttu onunla? Bir tane küçük çocuk kafama şut çekti. Top sandı, top sandı herhalde. Ay kardeşim, vallahi kusura bakma ama sen böyle yanarsın. Çok, çok. Hayır, dur, dur, dur. Hayır, dur, zaten yandım, dur. He? Bekle. Sizin yüzünüzden... Oğlum bak, zaten yandım. Bari gözlüğü çıkartsaydınız. Ninja kaplumbağa gibi geziyorum. Şu halime bak, tamam. Gel, gel. Tamam, gel. Tamam. Gel, şöyle gel. Gel, şöyle gel. Şöyle gel. Şöyle. Yanmışsın, gel şöyle. Gel. Ne alakası? Başka skeçler de var, şöyle gel. Gel şöyle. Ha, güzel. Gel. Tamam, bu. Tamam. Aslanım benim. Bu. Tamam. Bu, bu. Öyle. İyi gelir diye sürüyoruz. Laktozsuz mu lan bu? Laktozsuz. Paraya kıymış köpek. Yaptık bir şeyler. Kardeşim, Boram, hakkını helal et moruk ya. Yapma, yapma. Yok, yok. Ben de biraz fazlalık kalmışım. Yapmayın şunu. Terbiyesizlik yapmayın, abartmayın. Bak, tamam. Tamam. Savaş. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Savaş çıkarın burada, ön sırada gider ha. Tamam. Şımana bak. Ne var lan? Gerçekten hakkını helal et. Biz kızları gördük moruk. Seni o ara çıkaracaktık. Kızların peşine yürüdük biz. Kızlar buraya kadar geldi, biz de geldik. En son kaybettik kanka kızları. Eşim kızlar nerede? İşte. Happy hour, happy hour. Ay bu ne be? Ya salak, tıraş oluyor plajda gerizekalı. Kardeşim, ben anlamam, sağdaki benim. Köpek daha görmedim bile. Düşün işte. Güzel.
Sağdaki senin, ortadakini de ben alıyorum. Tamam o zaman güzel kardeşim. Soldakine de ben de alıyorum. Oğlum biz alıyorum derken mevzuya gidiyoruz anlamında. Hani onu ben indiriyorum bunu sen... Öyle değil. Ha, hayır, ben... kavga var sende. Ayrıca en soldakiyle kavga etsen o seni döver gibi. Doğru. Doğru, doğru. Evet. Kızlar. Ha? Kızlar kuzeybatı yönünde güneydoğuya dönük çocukları gördünüz mü? Pirelisiniz kızım. Biz doğru düzgün şirketesene ya. Odalarda geç. Abi çaktırmadan bizi kesiyorlar. Bence bizi beğendiler. Ya bayağı ayı gibi bakıyor ama çaktırıyorlar. Çok çakılıyor neyse, yani. Neyse bir şey söyleyeceğim. Bence bizi konuşuyorlar. Evet. Abi. Ben size çok açık bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu otele senede 5000 kişi gelse, 3000'i turist olsa paranın alnına koyarlar. Net. Doğru. Net. Deli evet. Para. Deli para. Yarısı olsa da deli para bu. Öyle mi diyorsun? Deli para kanka. Aynen. Oğlum hatunlara bak lan. Hakikaten. Beyler bir şey söyleyeceğim. Bunlar bizi mi kesiyor lan? Sapık mı lan bunlar? Şikayet mi etsek otel yönetimine? Ne bileyim oğlum Allah. Resmen gözleriyle bizi yediler. Bir şey mi ısmarlasak? Ne yapsak? Hangi parayla güzel kardeşim? Merak etme. Ben halledeceğim şimdi. Ne gülüyorsun lan? Yok bir şey. Çekil şuradan. Kızlar merhaba. Efendim. kusura bakmayın. Birkaç saattir kumun altındayım da yengeç gibi. Fark ettim. Bize bir şeyler ısmarlamak ister misiniz? Aa, normalde tam tersi olması gerekmiyor yani. Mu? Yani. Pardon da nerede kadın erkek eşitliği? Hı? Ha? Tamam. Ay. Yoğurt hanımefendi bu. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Kendisi yarım saattir kumun içinde. İyi hissetmiyor. Onun adına ben özür dilerim. Tamam mı? Yoğurt. Sağ ol canım. Hayır, hayır, hayır. Sizde var yeterince. Eğer müsaade ederseniz ben size bir kokteyl ısmarlamak isterim. Olur. Garson! Bir kokteyl, 6 pipet. Gel söyle, gel. Oldu. Beğenmediler. Güzel kardeşim. 5 pipet söyle, ben içmem. Havalı olsun. Bak ya. Sen gel şöyle. 4 pipet söyle, ben de içmem. Havamız olsun. 3 pipet söyleyeyim, siktirip gidelim kızlar içsin. Şanımız yürür diye diyorum. Ay siz ne kadar cimrisiniz. Tamam biz ısmarlayalım. Heh, işte bak cömert insanlar. Garson, 6 çay. Hakikaten içmeyelim şanımız yürüsün. Bu nedir ya? Allah ısmarlayalım dediğiniz çay mıydı? Evet. Evet. Ne var? Yok yani. Ne para yapalım? Yok ne yapalım? Nasıl yani? Sizde de mi para yok? Yok. Yok. Aa bizde de para yok. Ha. O zaman şimdi biz hep birlikte burada tatil yapalım desek bomboş manyak gibi para harcayacağız. Evet. Doğru evet lan. Biz çekilişte geldik zaten. Evet. Son parayı da benzine verdik. Çekilişe? Lan beni etiketleyen sen miydin? Sen miydin o? Sana mı çıktı? Bana çıktı. İyi tatiller. Teşekkürler. Siz nasıl geldiniz? Ya biz kredi çektik de geldik. Bunun babasının arabasıyla geldik. Krediyi de 7000 lira çektik. 446 bin lira ödeyeceğiz. 10 yılda ama. 10 yıl. 10 yıl. Ödemesi bir şey yok. İlk taksitle yoğurt aldık. Biz tek oda kiralayabildik işte. Tek yatak var. İki kişi yerde yatacak bu akşam inşallah. Evet. Ne yapacağız abi? Sizde de yok yani. Vay be. Ulan hep beraber bir tatil yapalım desek gerçekten. Yani bir kokteyl söylesek 6 pipet lazım. Bir dondurma söylesek 6 kilo lazım. Bir lahmacun söylesek 6'ya bölmek lazım. 5'e bölebilirsiniz. Ben gluten tüketmiyorum. Hayır. Yaklaştık. Ne yapacağız böyle ya? Böyle. Sizde de yok, bizde de yok. Evet. O zaman kızlar bir 30 yıl sonra bir otelde karşılaşırız inşallah ha? Evet. Kaplıcaların o fokurduyan sularında birbirimize kur yaparız belki. 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 Belki çamur banyosu falan. Belki. Belki. Belki yoğurt süreriz yine. Yok. Ay yok olsun, olsun. Sağ olun. Allah'a emanet olun. O zaman... Kızlar! Yoğurdu alın, ayran yaparsınız. Para yok diye alıyorum sana. Bak ya. Bunlar iyice aç. Aldılar. Aldı. Hadi. Nereye? Ne bileyim, skeç bitiyor. Hadi gidelim. Al, al bir de alalım. Ya Allah ya, şu gözlüğü de alalım. Çok güzel erkek.
diyen var mı? Sanki arada bir alkış. Arada. Bir şey istedik ya sanki. Daha önceden buluşsalar da, değil mi? Erkek kız tarafının maceralarını sanki daha uzun izlesek. Ben öyle istedim en azından. Ön taraf biraz uzun gelmiş gibi olmuş. Değil mi? Belki buluşmak... hiç tatil yapamadı çocuklar, yazarlar. Yok, onu yazacak şey yok belki. Muhtemelen öyle. O tıkandılar orada. Ne yaşanıyordu acaba diye belki. Bence bizimkiler de tatil yapamadı. Çünkü yanıktan sonra sürülmez mi yoğurt? İşte biz yazılanı oynadık. İtiraz da etmemişsiniz. Etmedik. Ama. Çünkü biz de öyle biliyorduk. Allah ne verdiyse sürdünüz. Nasıl peki şu an? Ha? İstiyorsun sen de gel. Gerçekten gel. Yok yok bana gel. Dur. Gel şunu yapalım. Ya iki yanağını eğil. Allah gel. Gel. Sen de öyle bitir. Tamam. Öyle kapat. Birer tane. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Çok güzel hareketler. Devam ediyor. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi sıradaki skecimizde o ofiste olan bir arkadaşımızın doğum günü var. Bu doğum gününe de davet edilmeyen bir arkadaşımız var. Şimdi o arkadaşımızın kendini davet ettirme çabasını izleyeceğiz. Oğuz, Emre, Arif yazdı. Ben de geleyim mi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Günaydın. 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 Ay hava o kadar kasvetli ki ayaklarım geri geri gide gide geldim. Michael Jackson ha? Severim ben de. Nasıl yani? O da hani geri geri diyor dans ederken. Ha. İyi görünüyorsun ama Aysun yani gerçekten. Ay yok ne iyisi ya. Anca bu cuma Serhat'ın doğum gününe toplarım. Serhat'ın doğum günü mü? Sizi çağırmadı mı yoksa? Yo çağırdı geliyorum oradayım. Çağırdı geliyoruz ya evet. Vallahi tam bir günah gecesi olacakmış var ya. Evet. Bayağı eğleneceğiz. Deli gibi coşacağız. Sabahlara kadar. Hatta gece sonunda mayolarımızı girip havuza atlayacağız. Orada olacağım. Mutlaka geleceğiz. Havuza. İyi çalışmalar arkadaşlar. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Sağ olun. Ağzının suyunu topla. Ağzının suyunu. Oğlum. Hı. Ne zaman lan bu doğum günü? Cuma işte kanki. Beni çağırmadı lan Serhat. Oğlum çağırır daha cumaya 3 gün var ya söyler. Bize de zaten 2 ay önce söyledi. Tabii oğlum. Günaydın. Yani. Günaydın herkese. Günaydın. 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 Serhat günaydın. Günaydın. Ben bir Kazım Bey'in yanına gideyim. Ne haber? İyi sen? İyi. Tamam. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Yo. Şu hafta da bir bitmedi ya, değil mi? Evet ya, sorma. Çalış çalış. Evet, insana doğduğuna pişman ediyorlar. Evet ya, vallahi öyle. Sen Yıldız Haritan'a baktırdın mı? Yo, hayır. Ha, o zaman şirkette baktırmayanların Yıldız Haritasına baktırmak istiyorlarmış. Herkesin doğum yılını, doğum saatini, bir de doğum gününü soruyorlar. Anladım. Benim bilgilerim Aysun Hanım'da var. O bakar zaten ya. He. Tamam. Doğum haritası mı kaldı? Herkes navigasyon kullanıyor. Bana söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. Yok. Aa! Masana zarf bıraktım. Aldın mı onu? Bak, zarf mı bıraktın? Oğlum ya! Oğlum neden? Unuttum sandım ya! Unutur muyum canım? Saçmalama masanda. Bak, davetiye, maviyete nasıl bir parti organize ediyor lan bu çocuk? Banka kredi kartı göndermiş. Evet evet unutmadım ya. Güvenlik verdi de geçen ay. Dün koydum. İyi oldu bu ya. Çok ihtiyacım vardı. Dikkat et ama bak limitine. Ben patlıyordum limitten. Ne yaptın limite? Yok limitsiz. Limit yok. Oha banka sana limitsiz kart mı verdi? Ha yüklediğin kadar harcıyorsun. Kolay gelsin gençler. Sağ ol abi. Nasılsınız iyisiniz? İyi ne olsun. Hemen size kahvelerinizi yapıyorum. Evet. Senin kuzey. Seninki biliyoruz zaten. Şöyle atsız. Serhat'cığım afiyet olsun canım. Sağ ol abim teşekkür ederim. Betücüğüm seni unutmadım az şekerli.
Sağ ol abi. Bir tek sen unutmuyorsun beni zaten. Hayırdır lan? Bir şey mi oldu? Biraz canım sıkkın abi. Boş ver. Hadi ya. Benim de biliyor musun? Ne oldu abi? Yengenle boşanıyorsun. Abi geçmiş olsun. Çok üzüldüm ya. Boş verir. Ne üzülüyorum ya? Cuma günü partide kafam rahat olacak. Aman sabahlar olmasın. Serhat. Sıta çıta. Abi bir de çağırmış ya. Alo. Kardeşim, 13 Haziran'da doğum günüm var. Evet, mutlaka bekle. Ya, biliyorum, Kasım'dayız da. Liste biraz uzun, unuttuğum kimse olmasın dedim. Doğum günüm için mutlaka bekliyorum kardeşim. Tamam. Tamam. Görüşürüz, mutlaka bekliyorum bak. Haziran 13, unutma, doğum günüm benim. Tamam, bay bay. Kankacığım, ne yapıyorsun? Doğum günüm de. Ha, iyi, güzel. Haziran 13'ünde. Seni de beklerim mutlaka. Gel. Bak, seni unutmadım. Mutlaka gel. Bakarız ya. Biraz geç söyledin ama daha 8 ay var. Ya seni de bu şakaların. Tamam. Bakarız. Tamam. Tarihin yaklaşsın. Buyurun efendim. Bu nedir Vedat ya? Hı? Bu nedir ya? Allah aşkına ne... Git ya. Yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Şu şirket grafiğine bakın arkadaşlar. Bu nedir? Kurban olayım. Bu nedir ya? Gördün mü şirket grafiğini? Gördüm ben. Gördün mü şirket grafiğini? Görmedim. Ne gördün dedim? Niye bakmıyorsun şirket grafiğine? Özür dilerim. Bir şeyim var mı? Yok, kusura bakma. Arkadaşlar bakın. Şirket grafiği geldi. Buyurun. Açıldığımız gün. Şirketi açmışız. Düşmüş. Oğlum açtığımız gün nasıl düştü lan grafik? Manyak mısınız oğlum siz? Şirket grafiği dediğim böyle böyle dalgalanır. Biz direkt düşmüşüz lan. Ne yaptık oğlum? Haksız mıyım? Haklısınız efendim. Haksızsan niye o zaman? Sen arkadaşına niye bakıyorsun? Hı? Bakın arkadaşlar, pazartesi günü ne oldu? Biz şirketi açtık, direkt haciz mi geldi? Ulan hadi haciz geldi. Haciz memurları bir çay içerken dalgalanır lan bu. Hani adamlar bir dinlenirken dalgalanır. Şunu da mı yaşamadınız? Efendim sanki şurada hafif bir oynama var. Nerede var? Nerede var Vedat? Nerede dalgalanma var? Battık, mahvolduk ya. Allah Allah. Efendim. Hiç merak etmeyin. Biz bunu cumaya kadar toparlarız. Cumaya kadar. Cumaya kadar. Cumaya kadar toparladınız, toparladınız. Toparlamadınız. Serhat'ın doğum gününde büyük yardırıyoruz. Hiç sıkıntı yok. Serhat. Ne huhu? Öküz gel dosyaları al gel çalışacağız. Huhu diyor. Çok gel. Pardon, çok pardon. Dosyayı aldım kanka. Sen git şey yap. Tamam. Serhat. Ne huhu? Kapıyı kapatsın. Manyak ya. Vallahi şu parti olmasa var ya, sıçtık, sıçtık. Oğlum herkes de geliyormuş abi, ben gelmiyorum lan. Ne oldu lan, başka kim geliyor? Çaycı Bekir de geliyor. Lan tamam oğlum, herkes tek tek arıyordur ya. Şey öyle yapmış. Mi diyorsun? Ha, kafaya takma. Açtığı WhatsApp grubunu gördün mü? Çok komik. Gördüm. Yoksa ne grupta? Yok, grubu almamış. Annem yazmış en son. Beni de, yine gruba da almadı oğlum, WhatsApp grubuna. Ah oğlum, ya... Tamam oğlum, zaten biz bizeyiz. Yabancı biri yok. Hadi sana da şey yapar sonra. Ha bu... Koreli yatırımcılar. Merhaba. Çon içmiyor. Allah Allah, bunlar biraz garip. Çon içmiyor. Çon içmiyor. Çon içmiyor. Çon içmiyor. Yanmadım, yandın. Sen yandın. Üçü ben ayakkabımı bağlayamıyorum. Ben bağlayayım kanka. Çay içmiyor. Tamam, siktir et. Boş ver, kalsın. Boş ver. Vada çoşu yiyin. Makarima, makarima, suka, makarnalı, kapuska. Ma, kanasa mak yine ka. Bana mı kanı bu ha? Sen de bak, çeçe ne bak. Kösem edin. Kazım Bey. Kazım Bey soruyor. Oğlum senin Korecen bayağı iyi ya. Ben bir saatte bakıyorum, anlamadım. Üniversite döneminde eğitim almıştım ben. Öyle mi? Oradan biliyorum. Kazım Bey şurada. Aa. Şöyle geçin lütfen. İlerleyin, ben size göstereceğim. Kanki vitesi ikiye al, arabayı boyuyorsun. Arabayı boyuyorsun. Efendim hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hani yatayım, ne oldu lan? Kaçın mı? Kaçın, Kazım Bey. Parti! Ya
Oradan, tamam. Hay Allah ya. Ya çok seviyorum ben. Kadın çok tatlı. Adamı bir ısıramadım. Mal gibi bir şey ya. Böyle mal gibi, çil malı. Kankacığım ne yapıyorsun arkamda? Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Allah Allah. Oğlum Korelileri bile çağırmış ya. Bir de beni çağırmıyor. Ya tamam oğlum, iş arkadaşın çağırmış. Kimi çağırmış? Allah Allah. Merhabalar, ben iş başvurusu için gelmiştim. Aa, Lütfü Bey müsaitse o günlerden. Merhabalar, iş başvurusu için gelmiştim. Alayım evrakları ben. Buyurun. Tamam, ikametgah. Burada bir evrak eksik yalnız. Öyle mi? Hangisi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği eksik. Sonra getirsem olur mu? Olur, ne zaman getirirsiniz? Cuma günü partiye yetiştiririm. Oğlum iş başvurusu yapar, kalkıp niye çağırıyorsun? Kankacığım kaynaşsın diye. Kaynaşsın diye çağırmış. Sanki Mehmet Usta'yı çağırdı ya, tamam. Serap Bey. Efendim Mehmet Usta. Cuma günü için bu sürpriz direkt uygun mu? Uygun abi. Ama iyi direkt buldum ha. Bak eli acayip oturuyor, ben bununla acayip dans ederim. Meme uçlarımı da bantladın mı bu iş tamam. Abi sen yine meme uçlarını bantla da. Sen dans etmeyeceksin ki. Ben dans etmeyeceğim mi? Yok abi, dansçı ayarladık o kadar. Olsun tamam, sorun yok. Yine ben bunu cuma günü için hazırlayayım. Sonra tuşlarını yapayım. Cuma günü kopacağız. Acayip bir parti var. Kop koplar cuma günü. Tamam, sen dikkat et de o direğe. Kardeşim Mehmet Usta'yı da çağırmış işte. Kardeşim sonuçta işten biri, alakasız biri değil, öyle düşün. Allah. Merhaba, Serhat Çimen burada mı acaba? Aa, burada benim. Şöyle bir kargonuz var. Şuraya da bir imza alabilir miyim? Tabii, şöyle bir. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Oh lan, bunu da çağıracak sandım ha, biliyor musun? Ha, bu arada cuma partide görüşürüz. Bunu ben de beklemiyordum kanki vallahi. Efendim anne. Oğlum cuma günü bir doğum gününe gideceğim. Bana 500 lira gönderir misin, hediye alayım. Eli boş gitmek olmaz. Anne kapat. Üstüme başıma da bir şey alacağım oğlum. Baban da gelecek hem. Kapat anne, kapat kapat. Ben konuşuyorum lan, yeter. Ya kanki tamam ya. Ya oğlum çok senlik bir parti değil. Böyle havuzlu bikinili falan bir parti bu parti. Anamı çağırmış lan. Annem bile babam bile geliyor. Lan Serhat Bey. Niye beni çağırmıyorsun oğlum? Nereye ya? Doğum gününe. Lan kargocuyu bile herkesi çağırdın. Beni niye çağırmıyorsun oğlum? Ne yaptım ben sana? Ama kankacığım öyle düşünme. Cuma günü sen burada değilsin ki. Kim diyor ya? Aa, toplantıdan çıktığında konuşuldu ya. Kazım Bey konuştu. Seni Roma'ya gönderecek iş için. Bana ne ya? Niye ben gidiyorum kardeşim? Siz burada eğleniyorsunuz. Niye ben çalışıyorum? Ama birilerinin çalışması lazım yani. Bana ne bağırıyorsun lan şirketin ortasında? Hı? Ne bağırıyorsun? Korelilerin ne dediğini anlamıyorum. Efendim sizin Koreceniz var mı? Yok. Ondan da anlamıyor olabilirim, olabilir. Ama en azından anlaşıyorduk bir şekilde. Ama çok basit. Bakayım. Böyle öğrenirsin geyiz. Ne yani? Aa! 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 Ne yapıyorsun? Sıçacaksın. Dur be. Nedir problem? Kazım Bey, ben cuma günü Roma'ya gitmek istemiyorum. Lütfücüğüm, evladım sen demedin mi? Benim paraya ihtiyacım var, prime ihtiyacım var. Gönderin beni Roma'ya diye. Tamam, başka hafta giderim. Bu hafta gitmek istemiyorum. Emin misin? Eminim. Tamam. Cuma günü Roma'ya. Serhat, sen gidiyorsun. Tamam. Ben prim alırım. Ben giderim. Tabii efendim. Tamam. Olmaz Kazım ya. Adamın doğum günü var ya. Cuma günü herkes gidiyor. Parti var. Ne partisi oğlum? Doğum günü partisi. Sıkıntı yok. Yalnız kalmaz orada. Merak etme. Aysun Hanım sana pazar gününe kadar orada eşlik edecek. Aysun Hanım mı? Hı hı. Aysun! Bakar mısın? Buyurun Kazım Bey. Hey. Koreliler efendim. Pardon. Korelilerle konuşmayı bırakıyorsunuz. Acilen. Tamam. Cuma günü Serhat Bey ile beraber Roma'ya gidiyorsun. Pazar gününe kadar ona eşlik ediyorsun. Tamam mı? Tabii efendim. Senin doğum günündü değil mi ya cuma? Evet efendim. Büyük parti vardı. Biz de geliyoruz. Seni yalnız bırakmıyoruz. Şirket olarak biz de geliyoruz. Cuma günü hep beraber oraya gidiyoruz. Tabii efendim. Ben zaten her ihtimale karşı dört oda ayırtmıştım. Dört oda ayırdın. Çok güzel. Şimdi bir odada Koreli misafirlerimiz kalır. Tamam. Bir odada Vedat senle ben kalıyoruz. Bir odada da Serhat'la sen kalıyorsun. Tabii. Güzel. Efendim bir oda boş kaldı. Bir oda boş kaldı. Lütfü. Olur Kazım Bey. Olur mu diyorsun? Çok güzel olur. Güzel. O zaman kargocuyla Mehmet Usta'yı çağır, onlar kalsın. Haydi bakalım.
Birini çalışmasın. Hadi be! Niye ben gelmiyorum? Ben de gelsem olur be! Ben de gelirim oğlum, ne olur ya! Ben de gelirim ya! Çok güzel hareket diyenler. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tatlı bir ÇG. Tatlı bir ÇG gibi geldi. Bir tık. Bir tık. Tamam, küçük tık. Gel. Arif nerede? Arif yok. Gel, geç sen. Gel. Sen tık. Gel. Gel. Hak ettiği kadar çalar mısın? Evet. Teşekkür ederim. Çok merak ediyorum. Engin'le Cemil'le bu role nasıl çalıştınız? Bilmiyorum. Bilmem öyle konuştu. Biz bu bugün böyle gider herhalde. Böyle. Evet, akşama kadar gider. O zaman çok güzel hareketler devam ediyor. Haftanın daha sonuna geldik. Yüzlerinizi birazcık güldürebildiysek ne mutlu bize. Alkışların en büyüğü önce size, sonra da BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Ne olabilir? Ne? Allah Allah. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Hayret. Hayret.